Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Cenab-ı Hak tevfikini refik eylesin. Gündüzümüz, gecemiz mübarek olsun arkadaşlar. Efendim abi? Konu yaz abi. Zihin. Zihin. Evet. Kanun bitirdik. Yani bitti sayılır. Bitmedi de ya. Bitmedi ama tamam. Ana tema anlaşıldı. Namus da bitirdik. Evamiri tekvini, emri tekvini de bitirdik. Fazla şey yapmayayım diye. Ana şey yapıldı. Şimdi zihne yüklenelim. Zaten etrafını çevirmek içindi. Kanun, namus, emir, evamiri tekvini. Sonra bunu okuduğumuz zaman anlayışımız farklılaşabilirdi diye, yani daha değişik olurdu. Onun için çevresiyle beraber şey yaptık. Akılı çalıştıran sebepler kanundu, namustu, emir, evamir, zihin. Zihin yapı itibariyle şeyde, vicdanda, yapı itibariyle vicdanda bulunuyor. Vicdanın el merkezinde, yani diş kabuğunda irade, gir içeriye, zihin, his, latife-i Rabbaniye. Yeri orası. Şimdi biz daha önce zihin hakkında kaç tane yaptım bilmiyoruz. Birkaç tane yaptık. Ben telefonu da bu arada kapatayım. Kaç tane yaptık? Belki 4-5 tane var. Vardır. Var. Ben tam hatırlamıyorum. Evet. Kaldığımız yerden devam edelim. Size gönderdiğim 173. sayfa. Merak eden defter itibariyle 28. defter. 173. sayfadayız. Zihin üstünü tefekkürle açılıyordu daha önceki derslerimizde. Başlıyorum. Buldunuz mu abi size cebe gönderdim? Bulduk abi. Bir tamam. Tane kardeş çok yani. Güzel yapmış. PDF yapmış bize. Öyle mi? Tabii. Çok güzel böyle sıralıyor. Allah Allah. He, sağ olsun Allah razı olsun. Kim yaptıysa. Harika be. Evet. Maşallah. İşaratul İcaz 22. İşte Arap kavmi böyle bir vaziyetteyken ve zihinleri de bahar çiçekleri gibi yeni açılmaya başlarken, ama zeki bunlar, akılları da var ama zihinleri yeni açılıyor. Yani çok farklı bir sistem yani zihin akılla. Bitti, metin bitti. Ne anladık? Bir de okuyayım. İşte Arap kavmi böyle bir vaziyetteyken ve zihinleri de bahar çiçekleri gibi yeni açılmaya başlarken. Ne demek? Doğuştan herkesin dima, aklı açık. Ne diyor? Aklınız yok mu diyor Kur'an mesela. Zihniniz yok mu demiyor. Ama zihinler kişinin iradesiyle, aklı da ihtiyarıyla aktif oluyor, açılıyor. Kişinin zihinler iradesiyle, vicdanın içerisinde sistem ya, endiş kabuğu irade, zihin, his, latife-i Rabbaniye. Kişinin zeki ve akıllıydı diyor. Doğruyu da gelen doğruya sahipleniyorlardı ama zihinleri açılmamıştı, motor açılmamıştı. Şimdi burada çıkarılmış şu, zihinler iradeyle, insanın aklı ihtiyarıyla açılıyor. Yaşayan herkesin aklı, zekası açık. Herkes. Vahiy gelsin gelmesin zekası ve aklı çalışıyor. Hak ve batıla doğru. Zihni ise dış dünyadan değil,
İç dünyasıyla açılır, kapanır. Yetkisi verip yetki sahibi olur. Yani doğuştan hemen açılmaz. O zaman zihin evamir tekviniye, akıl hayat tekviniye mi? Öyleydi. Yok, ayet değil, evamir tekviniyeydi. Çünkü vahye muhatap olduğu için ayat-ı tekvininin yapısıdır. Açıldığı kadar ayat-ı tekviniye zihin. Evet. Açıldığı kadar. Mesela tefekkürle zihinde yer açıyoruz. Yani sistemin vücudu haricisi. Harita kalptir. Kainatın kalbi haritası kalptir. Harita bu. Vücudu harici bizde zihin yapıyor. Zihin. Biraz gidelim. Demek ki akıl dış taraftan, dış dünyadan aktif oluyor. Aktif olur. Çok önemli bir detay bu. Zihin ise içten aktif olur. Dışarıdan paldır küldür zihin oynamaz. Zaten metinde öyle diyor. İşte Arap kavmi böyle bir vaziyetteyken zihinleri de bahar çiçekleri gibi Kur'an'a muhatap olunca yeni açılmaya başladı diyor. Sanki içsel alemin aklı zihin. İçsel alemin aklı içsel zihin. İçeriden dışarıya zihinle akla veri veriyor. Dışarıdan içeriye ise bunun tersi olan akıl ile zihni inşa ediliyor. İçeride hani demiştik hatırlarsınız. Diman kalbi izandı. Tabiri caizse yani. Diman şey. Şimdi nefsin de kalbi ve aklı vardı. His ve heves gibi. Şimdi içsel alemin, sanki iç dünyanın, enfus alemin aklı zihin. Dış dünyanın muhatap olmak, yani vahye muhatap olmak tarzındaki tarafı insanda akıl. Demek ki vahiy ile içi yapılandırıyor. Yapılanan içsel alemde zihinle aklın kapasitesi artırılıyor. Geri dönüşüm bu. Yani çöplerden geri dönüşüm elde ediliyor ya. Vahiy geliyor. Akıl kabul ediyor muhatabiyeti. Aklı yapılandırıyor. Akıl alıyor. Aldığını dima serpiyor. Yedi mertebeyi serpiyor. Ve sonra dima o doyuma ulaştıktan sonra dima izan imtisal sistemiyle vicdana atıyor. Ama itikat olduktan sonra değil mi? Tabii hepsini dedim ya. Hepsi itikat olacak. Evet. Kabul ederse itikat oluyor diyor. Yani vahiy kabul etti akıl. Diman yedi mertebe, kendisinin dışında altı mertebeye dağıttı. Hepsi birbirlerine ilişkisi, çelişkisi oturdu. Kabul etti. İtikat oldu. Sonra bu zihin bütünselliği koridor, dimadan vicdana koridor izandır. Yani yapısı o. Sistemi ise imtisal. İzanın içerisinde imtisal. Oraya vicdana iniyor. Yani çok önemli bir şey söyleyeceğim. Şimdi burada geçti. Vicdanı hele zihni yapılandırıyor. O dimağla. Zihni uyandırıyoruz. Üstü açılıyor. Sistem aktif oluyor. Oynuyor yani. Zihin aktif oldu. Aktif olunca çok tuhaftır. Kalpten, ruhtan ve vicdanın diğer sistemlerinden zihne imdat ediyor. Nasıl ki vahiy hariçten geldi. Akıl kabul edince diman diğer mertebelerine verdi. O bütünselliği de gitti vicdana atınca vicdandaki zihin bu akılla uyandı. Ve insanın içsel alemindeki uyanıklık da zihine kuvvet verdi. Zihin bu sefer iade-i ziyaret ediyor akla. Aklın çapını genişlettiriyor. Yapısını, kalitesini yükseltiyor. Akıl bu manada tılsım, zihin sır mı gibi duruyor abi?
Yani akıl tılsıma benziyor. Çünkü niye? Akılda aklını kullanmıyor musunuz? Aklınız yok mu diyor. Yani dinsiz olan bir insan aklı yok. Çünkü değiştirip dönüştürüyor. Değiştiriyor, evet. Bu konuda tılsım benziyor. Ama zihin öyle değil ya. Harita. İşte zihin ikisini birden barındırdığı için barındırdığı. Sır olur. Sır gibi evet. Duruyor. Evet. Zihinle aklın meyvesi bir mi oluyor? Değil. Farklı. Farklı. Zihin adeta vicdanın aklı oluyor. Diman aklı takul, diman tercih ihtiyar. Vicdanın aklı zihin, vicdanın tercih irade. Gördünüz mü? Bunu yazmam lazım. Şunu silebiliriz. Tamam sileyim. Bu önemli çünkü. Bu çok önemli bu harita, bu şey. Adeta hulasa neye benzetiyorum biliyor musun? O Kur'an'ın bir şeysi var. Mesela şöyle Kur'an bir tabir kullanıyor. Ustadın işaret icazda söylemek istediği var ya böyle. Anladığımı tafsil edeceğim böyle. Hulasa edeceğim. Diyor ki mesela iki kişi sen trende gidiyorsun almaya da. İki kişi konuşuyor. Veya beş kişi. Gar 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 gar. Bir toplantı var. Bir tanesi de böyle bakıyor. Baktığın zaman sanki yeni lisan bilmez. Onun konuştuklarını anlamıyor. Bilmiyor ki dahil değil. Hiç konuşmuyor. Buna da soru sormuyorlar. Bu da dahil değil. Benim gibi tüfeğli kenarda oturuyor. Ama o toplantıda konuşuyorlar. Kur'an tabirini söyleyeceğim size. Ben tefekkür ettim böyle tasvir ettim. Konuşuyorlar, o konuşuyor, o cevap veriyor falan. Bu bir şey değil. Sonra bu bir söz alıyor. Yarım saat sonra bir cümle söylüyor, olayı bitiriyor. Sen de seyrediyorsun. Bir cümle. Diyebilir misin ki onlar kadar konuşmadığı için onlar kadar bilgisi yok. Hulasa edebilebilmesi için fezleke deniliyor. Ve huve semul alim gibi ayette bitiyor. Hulasa edilebilmesi için o mevzuya hakim olması. O cümleyi söyleyip söyleyebilmesi için kelamın evveline, ahirine, zahirine, batına hükmedecek. Tam yerinde ve zamanında ifade etti mi az kelam az biliyor değil, tam tersine çok iyi bildiğini gösteriyor. Yani laf kalabalığı yapmıyor. Kur'an böyle yapıyor. Ha? Kur'an böyle yapıyor. Şimdi şekil de la teşbih ve la temsil böyle. Şeyimiz vardı. Bunu koyacak. Bir bak hele. Bak şimdi. Diman aklı tercihi akıl başka, tercih başka, vicdanın aklı yani bu şu yazı yazılabilmesi için şu o konuya hakim olman lazım. Ne demek bu? Takul. İrade günah tercih edemez. Sisteminde böyle. İradenin günah tercih yapamaz. Günah mazi ve müstakbelden kesik olduğu için andadır ihtiyarla yapar.
Onun için Üstad diyor ki, cüz-i ihtiyarından vazgeçti. Bu, belki bazılar anlamaz bu ne demektir diye. Bu çok önemli, bu şema. Kafamıza otursun diye. Vicdanın içsel sistemi bilinmezse... Tabii, çok özür dilerim. Vicdanın tercihi mi yoksa vicdanın seçimi mi? Yani olur o da. O vicdana teklif var mı? Var tabii. Vicdanı var tabii. Mesela diyelim ki aklın tartı yapıyorsun, hata yapıyorsun. Bunu akılsız deli yapamaz. Sen verdiğin sözü yerine getirmiyorsun. Aldığın ihaleleri yanlış yapıyorsun. Ondan sonra akılla yapıyorsun. Ama ne diyorlar? Ne kadar akılsızdır diyorlar. Vicdansız adam. Çünkü aklın nezaresi, dimağın nezaresi vicdandır. Bu gıybet bahsediyor ya, vicdanın bozukmuş ki beni emrenize işi yapıyor. Yapıyor. Böyle bir yani onu ne zaman mesela diyelim ki saçımı şey, adam böyle pazarda tart yapıyor üzümü veya şeftali yukarıdan aşağı bırakıyor kaç gram gelmesini istiyorsa çok az da çok kilo olsun fazla yukarıdan atıyor kadın. Seni görüyorsun oysa yukarıdan attı koymuyor. Ama iradede tercih olmaz ki abi. Ne olur? Seçim olur. Yani sabit olan bir disket var sonsuz. Hı hı. İçinde menfi hiç yok. Hı hı. Hep müsbet. Çünkü o zaman sorumluluk olması lazım. Ama dereceye var ya, o istersen seçim de Türkçesi. Tercih yani, seçim. Aynı yani. Yani içerisindeki... Birinde sorumluluk var ama birinde sorumluluk yok. Sorumluluk ihtiyardan geliyor. Dima sorumluluğu sana vicdana yükletiyor. Yükletiyor ama evet. Tekrar sana gelip dönüp yapılandırıyor ya aklı. O vicdan, o akılsızlığı o zaman yapıyor. Yani vicdan susmasa, susturulmasa akıl onu yapar. Dima vicdana perde oluyor. Esas diskete ulaşmaya engel oluyor. Dima hani şeyde vicdaniyatta hiç menfi yok ya. Sıkıntı yok yani orada. O disket tertemiz. Ama dimadaki ihtiyar tercihlerle kirletiyor. Oraya ulaşmaya engel oluyor. Ne evet. Zihinler zaten akıl olmuyor ki o zaman. Kirlenmese diyor. Kirletiyor demek ki. Önüne perde oluyor. Ha, akıl yapmıyor bu iş ama. Kim yapıyor? Bu zeka yapıyor. Ama dimağda yani. Dimağda oluyor. Tamam. Dimağda oluyor. Tabii ki o yapıyor. O zaman şöyle diyebiliriz ya. Şimdi dimağın aklı tahakkul ya. Tahakkulun en önemli özelliği tarafsız olması, bir taraf olması. Evet, tabii. Öyle diyor. Yani vicdanın aklı da zihin. Ama zihinde böyle bir taraflık yok. Yok. Zihin taraftır. Taraftır. Ve taraftır. Ona göre icraat yapar. Evet. Mümin veya kafir yolunda. Şimdi bu şekilde şey yaptığı için zihin toparlayamadım. Tamam ben devam edeyim toparlarsın. Tamam. Kalbin mülk ve melekutleri gibi ki kalp bunlarla ayakta. Mesela kalbin mülk tarafı dimadır. Melekut tarafı vicdandır. Daha biraz daha indirirsek aşağıya, kalbin en dış tarafı akıl iken, iç tarafı ise zihindir. İşaratul İcaz 77'de diyor ki, mazar hissiyatı vicdan, makes efkarı dimağdır. Alem-i şehadete dimağla, akıl ile ihtiyarla. Alemi gaybe dimağla değil, vicdanla, akılla değil, zihinle, ihtiyarla değil, iradeyle oluyor. İradeli karar, manevi akıl ve manevi karar vicdanda verilir, veriliyor. İradeli karar, yani manevi akıl, manevi karar, vicdan veriliyor ki mesela yaptığı hatayı tartıda yapıyor, şurada burada yapıyor. Vicdansız adam diyor. Ama akılsızlığıyla yaptı bunu. Ama o kontrol ettiği için.
İşaratun İcaz 133'te diyor ki ve keza nuzulde Kur'an'ın emsali olan kütüb-ü semaviyeye zihinleri çevirir ki aralarında yapılacak muvazene ile Kur'an'ın ulviyeti anlaşılsın. Metin bu. Ne demek? Vicdanın kabul edip karar vermesi, vicdan kabul edip karar verecek. Neyle yapar? Zihinle manevi tarafını yoklar, tahlil eder, tahkik eder. Vicdan karar verecek. Hani vicdansız adam, oysa akılsızlığıyla yaptı. Allah Resulü'nün tabiriyle. Uyanık adam çaldı, kandırdı. Bu kandıran kim? Aldatan kim? Aldanan. Aldandığı için aldatıyor. Kime aldandı? Nefsine aldandı. Nefsine aldandığı için aldatıyor. Aldatan aldanandır diyor. Aynı bu kanun gibi. Vicdan bir şeyi kabul edip karar verebilmesi için bir mülk bir de melekut tarafını tahkik edecek, tahlil edecek, araştıracak. Zihin ise maneviyatı, akıl ise itikat tarafını tahkik ediyor. Kalp bunların cemiyle iman ediyor. Yani vicdanın duruşunu görüyor musunuz? Yani vahiy geldi. Akla geldi. Akıl bunu muhatap oldu, kabul etti. Dimağın mertebelerine yaydı. Tahayyül, tasavvur, tasdik, izan, iltizam, itikat oldu. Tamam. Sonra indi vicdana. Vicdanda irade, zihin, his, latife-i rabbani aktif etti. Sonra karar verecek sultan kalp. Bakacak. Kalp bakıyor. Dış dünyayı, vahiy tarafını dima, enfus alemini, vicdan. Biraz da içeriye gir. Dima'da akıl ve vicdan'da zihin. Zihin manevi tarafı, akıl ise vahiy tarafı. İlim tarafı. İlim. Yani İlim şeyde durur. Subut-u sıfatta durur. Subut-u sıfatta. İlim zat-ı sıfatta yok. Şuurat-ı zatiye de yok. Biz biraz hata şurada yapıyoruz. İlim her şeyi zannediyoruz. Akıl da bilir ki diyor. Her şey akıl değil. Şimdi iman son noktayı koruyacak. Dış dünyadan vahiy ile aklı muhatap ediyor. Bir bakele bu nedir diyor bu ayet. Yani gelen ayet. Bir de mazi müstakbelle bak böyle. Yani insanlığa bak. Dış dünyaya bak dışımızda. Dima raporu yazıyor. Yazdı. Sonra vicdana diyor ki sen de bak bakalım Kur'an'ın vaat ettiği. Öyle bir şey gelmiş. Akıl rapor verdi. Fıtrata uygun diyor. Yani teklif ettiği, bize vaat ettiği bizim fıtratı reddetmiyor. Vicdana diyor ki bak bakayım manevi tarafı şu var mı yani böyle karşılıkları var mı sende? O da diyor ki evet diyor bana zıt değil tam tersine benim gıdam diyor. İkisini cem ediyor. Maddi tarafını dima, manevi tarafını vicdan, maddi tarafını dimağla akılla, manevi tarafını vicdan zihinle yaparak bunu bütünse harmanlıyor kalp ve karar veriyor. O kararın adı iman. Devam. Dima alemi şehadete. Vicdan alemi gayba. Gaybta. Adem aleyhisselam ise yani dolayısıyla insanlık. Bak dima alemi şehadette. Vicdan alemi gaybta. Adem aleyhisselam cemul cem. İki kanatlı denmiş. Bunun hakkında iki kanatlı denmiş. Ebu'l-Beşer, Ebu'l-Ruh, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. Beşer'in babası, ruhların babası Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. İşaratül İcaz 136, size göndermiştim.
yeni gelenler için söylüyorum. Meclis-i Nurani'niz de var. 174. sayfa Yasin. Bu edatların bu vaziyetleri zihinleri hem maziye hem istikbale gönderiyor ki aslında metini komple alsam iyi olur ama uzun olmasın diye zaten herkesin elinde külliyat var. İşareti Cihaz 136'da diyor ki bu edatları mı diyor? Ecdat herhalde. Ecdat olacak değil mi? He, bu ecdat. Ecdat. Tamam, C eksik. Ecdatların bu vaziyetleri, zihinleri hem mazi hem istikbale gönderiyorlar bunlar. Ne demek? Zihin adeta Allahu Alem imani imam-ı mubine, akıl ise kitab-ı mubine nazırdır. Gerçi dima lef-i mahfuzun, yani aslında hepsinin cemidir iken, akıl kitab-ı mubinle, yani dima bütünsellik değil de akıl, akıl kitab-ı mubinle, tasdik ise iman-ı mubinle çalışıyordu. Bunu daha önce konuşmuştuk. Çalışıyordu. No. Bu da bir noktaya nazar olur diye kaydettim dedim. Yani zihinle akıl. Yani acaba o kadar oturmamış mıydı suret, kanuniyet, hakikat, mahiyet o zaman? Demek ki kitab-ı mubinin, iman-ı mubinin sureti ve kanuniyeti herhalde burada ayrışıyor. Bu tasdikle aklı evvelde şey yaparsan, tasdik oraya bakarsak, şeye bakar. Zihin aklı zaten. Evet. Zihin aklı kirliye temas. Herhalde bu o zaman aklı ayırmamız lazım. Şöyle bir şey oluyor sanki. Zihnin sureti sanki tasdik gibi duruyor. Sureti değil de sureti olur abi. Sureti. Evet. Çünkü zaten izan ve izan. Yani şimdi şöyle birçok yerde dimadan bahsederken zihin kelimesi de kullanıyor. Hep karıştırıyorduk ya aslında. Karıştırıyoruz. Zihin. Üçü karıştırılıyor evet. Çok. Akıl, zeka, zihin. Evet. Oysa korkunç fark var. Yani tanımlayalım. Zihin vicdanda. Özür dilerim abi. Evet. Onu bakacağız ama yani belki kanuniyet olabilir. Yani bir şey diyemiyorum. Ama biraz. İzan için. Evet. Yani tam diyemeyeceğim ama bakmak lazım. Evet. Ama biraz gideyim. Suret gibi duruyor. Fazla niçin durmadım biliyor musunuz? Evet. İşaret-i Cazibe Mesnevi Nuriye tercüme olduğu için bu inceliği anlayıp da şey yaptığını zannetmiyorum. Abi o paragrafı kendisi söylüyor mukaddemede. Abdülmecid abi paragrafı Arapça okuyor. Sonra anladığını yazıyor. Ama şey gram gram yapanlar Badılı abiler böyle yapmış. Yani yapmaya çalışmış. Onun için fazla durmadı. Ama İmam Mübin zihinde daha yakın duruyor. İmam Mübin evet. Zihinde evet öyle zaten. Hmm. Zihinde duruyor. Çünkü mazi ve müstakbel. Evet, devam edeyim. Bu edat abi o ecdat değil onu. Ne diyor? Bu edatların. Edatların mı diyor? Ha? Edatların ben edatların. Evet, doğru yazmışım o zaman okuyamadım ben. Tef'alü falan diyor ondan sonra bu edatların. Aha edatlar ha. Yanlış. İşaret-i Caz 179. Gidelim çünkü sözlere de gelecek. Orada oturaklı gideceğiz. 179 İşaret-i Caz. Bu hali, bu vaziyeti, bu intizamı gören bir zihin bila tereddüt hükmeder ki o zerreler bir kast ile bir hikmet altında gönderilir. Ne anladık buradan? Bu kadar aklı, tasdiki, malumatları oldukları halde iman olmaması, yani bu kadar adam detayı biliyor. Buharlı makine yapmış. Bu kadar insan tıpta, bu kadar insanlar düşüncesi insanla, bu kadar mesela Freud mesela, bu kadar inceler ama iman etmemiş. Bu kadar bildiği halde niye iman etmediler de insan şaşırıyor. Akıl bu kadar detaya girmiş. Bu kadar aklı, tasdiki, malumatları oldukları halde iman olamaması zihnin
devre dışı olduğundandır. Aklı verileri zihin maneviyata dönüştürüyor. Ha. Aklı verileri vahiden aldı ya, çanak anten gibi, haşa, la teşbih ve la temsil, uyduya vahide. Vahiy, çanak anten de ona muhatap olan akıl. Aldı verileri, dimağ mertebelerinde bu filmi, sesleri vesaire gösterdi. Bu alınan malumatları, tamam, akla, fıtrata uygun, hılkata uygun mudur diye zihine gönderiyor. Çünkü usta dört tane kullanıyor hep her yerde. Hele 20. sözde apaçık yapıyor. Hılkatın en büyük gayesi diyor hılkat. Sonra fıtrat diyor. Sonra insan diyor. Sonra beşeriyet diyor. Dördünü kullanıyor. Devamlı. Bak hılkat. Ben onu başka bir şeyde kullandım geçen derste. Aynı kanun, istediğini sok içine. Bir kap olunca istersen pekmez ölç, istersen bal, istersen suyu. Suyu tart onunla yani, acım. İşte bunlar doğru kullanılırsa cevabı nedir diye, cennette ne olur diye sordum. Kendime çalıştım. Çalışarak söylüyorum. En dış kabukta ne var Yasin? Beşer. Gir içeriye insan. Gir içeriye fıtrat. Gir içeriye hılkat. Yani bu kalem, ben insan, o kedi, o köpek, dağ. Bu nedir? Yaratılış itibariyle eşitiz. Mesleğe geçiyor. Yani Allah halk eder. Biz muhtaçız yaratılmaya. Yaratılma itibariyle hılkatız biz. Hılkatta eşitiz. Yaratılışta eşitiz. Allah halik, her şey mahluk. Bu he, hılkat. Ama bu kalem, ben insan, o kedi. Bu fıtrat. Sonra peygamberler gelmiş, beşeri insanlık makamına çıkaracak. 10. sözün 11. hakikatında 11 tane madde var. Bir de 208 şualarda insan nasıl olur? 20 vecihli anlatıyor. İnsan olmak kolay değil. Aynı isamet diyor. Aynı isamet olmak kolay işte diyor. Bir de anamızdan doğduğumuz gibiyiz. Hak ve batıl, doğru yanlışlarla beşeriz. Şerlerle dolu. Yaşıyoruz işte. Demek ki en dış kabuğunda beşeriz. Eğer peygamber uyar, bizi yapılandırırsa insan olacağız olduğumuz kadar. Sonra fıtrat itibariyle yazılımlarımıza bir tamamıya uyarsak. İşte bu dördü doğru kullanılırsa ne olur? Doğru kullanılırsa beşer cennete gider. İnsan doğru kullanılırsa onun hulasa-i camiası olan hurilerle muhatap olur o derece. Fıtratı olursa, fıtrat bundan üstündür, cennette kendisi görecektir. Kişi kendisini görecektir. Fıtratıyla mulakka olacak der. Kendini görecek. O çok üstündür. Cennetten üstündür insan. Cennet hizmet verme mahalidir. Hizmet alan insandır. Bu bina gibi, araba gibi. İnsan devre dışı olursa bunun hiçbir değeri yoktur. İnsan kendisini merak eder. Hatta Allah'tan önce. Men arafe nefsehu fekad arafe rabbehu gibi. İnsan, ben nasılım, bu beni değilim ya. İnsan kendisini merak eder. Kişi kendisini görecek. Bu fıtratını doğru kullanırsa o nispeti görecek. Hılkatını doğru kullanırsa Allah'ı görecek. Diyor. Şimdi burada da doğru kullanma yöntemi, yani beşer, insan, fıtrat, hılkat. İkisini kategori yapıyor mesela. Hılkatın en büyük gayesi, fıtratın en yüce neticesi. İman Bey. Beşer sure, insan kanuniyet. Harika. Bak onu düş yapmamıştım. Hakikati da fıtrat. Fıtrat. Mahiyeti de. Aynı öyle de diyor. Halik. Halik. Acayip ama. İns evet. Ve cinnin en büyük saadeti o iman-ı billah, marifetullah içindeki muhabbetullah'tır diyor. Sonra da dördüncüye de lezzet-i ruhani diyor. Allah ile. Bu tam oturdu. Yani. Çok acayip. Evet. Yani çok uğraşım. Bu Allah Allah dört. Yani dört. Bu dört de karşılıkları ne ya? Getiriyor oraya. Koyuyor. Edile-i Şeriye dört. Edile-i Nuriye dört.
Lübü bulmayan kışırlı maşul olur, hakikati tanımayan hayalata sapar. Dört de yani. Nurcuların ölçü aleti de dört. Kütüb, İslamiyet'in ölçü aleti dört. Dört gelip çanta. Yani birinci söz. Peki neyin diyeceğiz buna abi? Neyin sureti, kanuniyeti, hakikati, mahiyeti, beş insan, fıtrat? Bu, peki şöyle ya. Bu hılkat da var oldu. Var olmayan bir şeylerin bu dizaynı oluyor. Yani bu sırrı insanının olabilir mi? Sırrı insani işte. Ya e nedir? Yani bence onun üstünde. Ya e nedir? Yani ben de ene veya sırrı insan. Evet, ikisinden biri. Evet. Çünkü ben gömleğim var. Atletim var. Vücudum var, hayatım var. Hep ben diye sahip çıkıyor arkadaki. Benim gömleğim diyen o ben arkada. Benim atletim, benim vücudum, benim aklım, benim hayatım, benim ruhum. Hatta ruha alet diyor üstad. Akıl ve ruh gibi aletler diyor. 27 sözde. Evet. Alet diyor, tamam mı? Alet. Ha, bunlar ruha sahip çıkan enedir. Ama ene de verilmiş. Çok tuhaf. Enenin bir mülk tarafı var, bir melekut tarafı var. Mülk tarafı ruzname, takmin, hulasa, harita olması. Tamam. Bu taraf ya. Enanet diye anlıyorlar. Ya kardeşim bırak o beceri. Oralarda enanet menanet yok ya. Enenin 146 mesleği şey Emirdan da söylüyor. Ruzname, takvim, hulasa, harita oluyor. 7 tane. Şimdi bu 4 tane enenin sureti nedir? Sureti yani ene veya sır insan. Daha şey yapamadım. Yani onu... O hılkat olmayan bir şey. Biraz şey olarak duruyor. Sır insanı gibi duruyor. Hılkat o bak son hududun bitiyor hılkat. Hılkat olmayansın. Nedir o? Suretin beşerdir. Kanuniyetin insandır. Hakikatin fıtrattır. Mahiyetin hılkattır. Yani biraz da şey açıldı böyle alemimde. Onu da paylaşayım sizle geçmeyeyim. Bununla bu kadar çalışıyorsun. Bak mesela 28. defter 30. Böyle şöyle külliyatı birbirine cereden, ortadan kaldıran şey göremezsin. Gözüküyorsa ya cehaletimizden ya anlamadığımızdan. Kur'an'da da böyledir. La tefri ve la temsil. Bir şey anlatacağım şimdi. Birbirini diyor 13. sözde diyor. Kur'an birbirini cehretmez. Tam birbirini onaylar. Dalı, budağı, yaprağı, çiçeği. Mesela öyle bir renk koymuş ki meyveye. Portakala, yaprakla böyle iğrenç olmuyor. Yani tamamlıyor, tamam mı arkadaşlar? Sucuğunu kutsun, birbirini tamamlıyor. Risale'de de böyle. Bu nasıl olur dedim ya, 23 senede. Yani birbirini naksedecek, bir şey anlatacağım, bu çok önemli. Benim vardığım bir şey söylüyorum, Yani bu kadar külliyata bu detay, yani sen bunu güya uğraşıyorsun sürettir kanun. Ustad acaba bunu kastetmiş mi? Aynı soruyu ustad sormuş. Yani sen böyle Hazreti Ali'den delil getiriyorsan acaba Hazreti Ali bunları kastetmiş mi? Hazreti Ali kastetsin veya etmesin bizi ilgilendirmiyor diyor kısacası. O ona onu yazdırtan Allah o kastetmiştir. O dediğini bilse de bilmese de olur. Kelam bunu gösteriyor diyor, kelam. Bunu kelam bunu gösteriyor. O katip anlamasa da. Hatırladınız değil mi bu? Böyle. Ha. Şimdi bu kadar incelikleri ustad acaba kastetti mi? Beni ilgilendirmiyor o. Said Nursi'nin değil ki bu. Onun ruhudur. O ruha Risale-i Nur geldi. Risale-i Nur mücedittiktir. Risale-i Nur kendisi mücedittir. O gelen ayna nedir o ayna? Bediüzzaman'dır. Onu yaşayan kimdir muhatap olan? Said Nursi'dir. Said Nursi beşerdir bizim gibi. Ruhu nedir? Bediüzzaman'dır. O aynada gözüken güneş nedir? Risale-i Nur'dur. Nereden geldi o güneş? Güneşler güneşi olan Kur'an'dan geldi. O kastetmiş. Yani bu incelikleri Said Nursi kastetmeyebilir. Beni ilgilendirmiyor. Bediüzzaman da kastetmiş mi? Olmuyor. Ama bu müceddittir. Kelam bunu ifade ediyor. Ayna mıdır, mirat mıdır abi? Ha, aynı zamanda mirattır ama aynayı da barındırmış. Evet, ama çünkü ayna olsa
şey olur, dışık olur. Evet. Ama evet, genel konuştuğum için söylüyorum. Evet. Şimdi nereye vardım ben bununla? Kaçırmayayım orayı. Bu dördü nasıl gördüğüm zaman, hilkat, fıtrat, insan, beşer. Hepsi öyle. Mahiyet, hakikat, kanuniyet, suret. Hep böyle çalışıyor, çalışıyor. Bir baktım ki 23 senede Risale'nin birbirini naksedecek, kaldıracak bir şeyin olmaması, Kur'an'da olmaması, yani 13. sözden söylüyorum oradan. Ha? Nasıl olmuş? Bu insanlar, yani bu zatlar, peygamber ve asıl imamları, o alemler yöntemleri Allah nasip etmiş. O yöntemler, sabit yöntemlerin etrafını doldurmuşlar. Sabit. Onun için birbirini ortadan kaldırıyor. Yani bir matematiksel bir yöntemle yazılmış. Estiği gibi olmamış. Yani bu kelamı söylerken mesela oraya bakıyor, tamam mı? Diyelim ki kader nedir? Nizam, intizam, malumiyet, meşrudiyet, tayin, evamir, tekvini. Altı tane şeyin hulasasıdır. Şimdi konuşunca kaderi, malumiyet, meşrudiyet, tayin, teşahhus, evamir, tekvini vesaire. Nizam, intizam. Nizam, intizam, malumiyet, meşrudiyet, tayin. Mesela bu altı tane mi? Bu şablon, şablona göre farklı konuşuyor. Dima konuşurken bu kaderin altı tane yöntemi de nazarında. Ama için anlatamıyorum galiba için. Bu matematiksel bir yöntemi bulmuşlar. İnsanı çözmüşler. İnsanı çözdükleri gibi insanla çözmüşler orayı. Suretle kanuniyete, kanuniyetle hakikata, hakikatta mahiyete girdiler. Bu olamaz başka diyorum. Çünkü mesela soruluyor ya, işte cennette erkeklere huri verilecek, kadınlara ne verilecek? İşte bu yöntemle ben cevap buldum. Söylediğim daha önceki iki cevabım eksik, dört tane şey yapılacak. Mesela cennette cenneti cennet yapan ille huri ise eksik olur. Cennete gideceğiz. Bütün meşrubiyetini istifade edeceksin. Bu beşer. İnsansa onun kolansası olan huri. Ondan üstün var. Kadın erkeğe herkese verilecek. Ne? Herkes kendisini görecek. Bak görüyor musun? Kadın erkek fark etmez. Herkes Rabbini görecek. Allah'ı görmeyecek. Allah gözükmez. Herkes Rabbini görecek. Rabbini görecek. Bakın kanun, peki bir soru sorulduğu zaman bana hemen sistem olunca sisteme göre aklım, vicdanım baktım ki cevap veriyor. Sistem. Yanlış yapma olasılığı kalkıyor. Kalkıyor. Mesela diyelim ki bir soru soruldu Ümraniye'de. Dedi ki aşağıda, ya abi dedi, insan mı, insan kendisini mi görmeyi daha çok merak eder, Allah'ı mı? Bakın, şimdi merak ederiz Allah'a cahilliğimizden dolayı. Cahilliğimizden dolayı merak ederiz. Eğer alim olsak, kendimizi ne kadar görürsek, Allah'ı görme kabiliyetimiz daha çok artar. İştahımız daha çok olur. Kendini tanıdıkça Allah'ı isteme arzusu çok olur. Cahilsen Allah'ı değil cenneti ister. Gidin köylüye, benim köylüme gidin. Cennet ister. Allah ile işi yok yani. Allah'ı görmüşsün, görmemişsin. Öyle bir derdi olmuş mu? Duydunuz mu? Köylüleri. Müslümanları kastediyorum. Cennete gidelim de başka. Allah'ı görelim, böyle bir tek tük duyarsın. Ama hiç duymazsın. Kendimi göreyim. Kendini ne kadar açarsan, bakın şeyi, kabı, çapısı ne kadar geniş olursa dolduracağın su o kadar fazla olur. Kendini ne kadar görürsen Allah'ı görme çapın büyüyor. Onun için iki insan men arefe nefse fekad arefe rabbe, nefsini tanıdıkça, nefsi derken bu beş şey değil yani, bu nefse mare değil. İnsan, nefis, o kastediliyor. O da bir kanun abi. Kanun. Kanun. Sen kendini açtıkça otomatik, buna gelecek zaten. Açılıyor. Şimdi bu yöntem var ya, yöntem. Evet. Külliyatta böyle yazılmış. Şimdi taşıyacağım kendime. Bu dört tane. Dima, vicdan, kalp, ruh. Şimdi mesela vehim geldiği zaman, vesvese geldiği zaman ben o sistemi kullanıyorum. Bu vehimdir, bu vesvesedir. Rahat bu artık. Bunu herkes, amele gelmişse vesvesedir. Amele, abdese, gusule şey geldi mi şüphe, bu vesvesedir. Olmayan bir şey, fikire gelmişse zihindir vesaire, şey, vehimdir.
Baktım arkadaşlar, belki bugünkü dersimizin şeyi olsun, çok güzel tam. Risale-i Nur ve Kur'an, matematiksel bir yöntem var arkasında. Dedim ya işte, kader deyince usta diyor ki altıdır. Kap yani, kabın şekli. İstersen bu kabın şekline pekmez koy, istersen bal koy. Ama ağırlığı değişir. Özgül ağırlığı farklı olduğu için. Pekmez de zeytinyağı ile su farklı olur tabii. Civa koysan daha farklı olur. Ama kap aynı. Şimdi nizam intizam malum etme şu de taayyün evamir tekbini mi? Ha bu kalıp. Şimdi malumiyet izah ediyor bir yerde. Ama kaderin anlatmıyor. Bu malumiyet kaderin içsel yapısından bir birim olduğunu nazarında tutuyor. Malumiyete sözlerde mana yüklüyor. Lemalarda farklı mana yüklüyor. Düşünerek yapamaz mı? Olmaz bu. İrade olmaz. Ha, bu sistemi çözmüş. Bu ruh bu sistemi çözmüş. Yani ne yaparsan yap, külliyatı her daim farklı mana olması sebebi arkasında bu sisteme yaklaşıyorsun demektir. Arkasında böyle bir matematiksel, yani kalıpsal, yani kalıpsız kalıp, yani ile böyle basit camit kalıpsal, yani bir yöntem çalışıyor. Mesela ustad bir yere baktığı zaman, bir yere bakıyor. Mesela diyelim ki taayyünü anlatacak. Şualarda Cenab-ı Hak insanda taayyün ve teşahhus ediyor. Taayyünü konuşurken kaderdeki taayyünü da, kalıbı da nazara alıyor. Kişinin istidat ve kabiliyetlerine göre taayyün ediyor vesaire. Ya burada bu tabiri nasıl kullanmış kardeşim dersen, şualarda bunu nasıl kullanmış? Sözlerdeki kaderi sistemi çözmüş. Peki bu kadar çok detaylar dedim. Nasıl bu kadar kalıplar, yöntemlerle, hepsiyle kıyas edip de bunu yazacak? Bu öteye geçtikçe, daha öteye geçtikçe bunlar teki düşüyor. Tevhide iniyor. Aza iniyor. Mesela başlarız. Onunla başlamıyoruz. Evet, ona başlıyoruz. Onu çözeyim. Yöntem diyor bak. Bismillah ile başlarız demiyoruz. Bismillah'a başlarız. Bu sistemi çözeyim. Onunla çözülecek onlar. İlk önce besmeleyi çözeyim. Şimdi bakın, ikinci sorum şuydu. 50-60 tane, hani hatırlar Osmanlılar. 50-60 tane Risale'deki bu tabirleri çözersek, suretini, kanuniyeti, hakemi, tamam diyorduk, hatırlıyor musunuz? Enfusi Lugat'ta böyle çıkmıştı. 50-60 tane tabirin bunu çözersek, suretini, kanuniyeti, tamam bu şifreyi çözeriz. Şimdi 50-60 tane de ustak bütün o 100 tane, 200 tane bu kalıplara bakarak taayyunu nasıl izah edecek dediğim zaman insandır da yani zor yani o zehirler içinde, ateşler içinde. Meğer onun arkasında da gittikçe tevhide, teke iniyor. Yani 100 kalıp 100'e, 50'ye düşüyor. Daha arkaya gitsin. Daha arkaya git 20'ye, 20 hop 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 teke düşüyor. Ondan sonra bir bakıyorlar o lef-i mahfuzdaki tekle bayağı. Yani tek yönteme bakınca artık o tek ama her şey. Bu tarafa doğru gelince detaylanıyor. Sucunun, gusun, hattın, battın, mutalan. Mesela farz, vacip, sünnet, mustahap, mendup gibi böyle sıralanıyor aşağı böyle gelince. Abi lef-i mahfuzdaki deftere bakıp bir şey yaparsa sınırlı olur. Ya daha. Niye biliyor musun? Evet, daha. Orada sonsuz var. Hiçbir zaman ulaşamayacak. Ama tek bir şey var. Hakikatine görmesi lazım ya da mahiyetini görmesi lazım. İşte teke yani. Mesela teke diyor. Girebilmesi için oraya gitmesi çok, lazım. Çok şey diyor. Lef-i mahfuza diyor. Nadir yani şeyleri. Nadir, evet, 16. Evet. Leman. Nadir insanlar giriyor. Oraya giriyor mesela. Yani burada baktım ki bir sistem çalışıyor. Bu başka olamaz ya. Bu kadar detay, mesela bakın arkadaşlar, bir zihin için bu kadar defter olmaz. Ama bunu nasıl barındırıyor? Sonra ben de insanım, soruyorum. Senin bu kastettiklerini çıkarttığın manavada bazıları dedi, Hasan kardeş diyor, çok zorluyor diyor. Dedim, ben de insanım, sorguluyorum kendimi. Allah Allah, aynı soruyu ustada demişler yani. Usta, Kur'an açık diyor ya. Ayet ne var? Apaçık diyor. Ama gidiyor. Muhyiddin Arabi, Cafer-i Sadık değil manayı, değil şeyi, harflerin sıfatıyla mana çıkartıyor. Harflerin eğikliğiyle çıkartıyor. Mesela Erhami'deki her
Ram-ı Madera gösteriyor. Aynı. Bununla Muhyiddin Arabi uğraşmış yani. Cafer-i Sadık, Zeynel Abidin vesaire. Hani aynı soruyu onlara sormuşlar. Ve kendileri kendilerini sormuş. Acaba biz mi çok böyle eziyoruz? Çok mu zorlaştırıyoruz? Mesela bir kardeş dedi ki Bursa'da çok seviyeli bir abimiz yani benden yaşlı. Bak Hasan kardeş gel dedi. İş yeri bu adamıydı. Bu manadan ne anladın? Abi senin anladığın gibi. Bak dedi. Allah aşkına bak. Bunu mu yakın? Burada ne anlaşıyor? Bu. Daha sen dedi bunu koca bir ders yapmışsın saatlerce. Abi haklısın dedi. Yatağını da niye zorlaştırıyorsun dedi ya. Bu yeni oluyor ha. Evet. He. Bu diyor. Tam budur diyor ya. Ne şey var? Birbirine muradif kelimeler. Birbirini takviye edici, güçlendirici manalarına çatır misali verdi. Ya düşmemesi için diyor şey, ana direktör. Payandalar vermiş diyor ya. İlledi diyor. Yandaki diyor tahta onun gibi olacak değil ama buna destek veriyor. Destek verdiği için ondan bu kıymet alıyor. Abi haklısın dedim ya. Haklısın. Ne yapayım? Bıraktım. Allah'ın ilmine kayıt koyuyor. Yani ne dersen de ama sonra ben de insanım. Aynı soruyu meğer sormuşlar. Muhyiddin Arabi'yi demiş. Muhyiddin Arabi için. Ondan sonra kalple şey ruhla Firavun'la Nemrut'u öyle bir insan koymamış. Bu simgesel boldur diyor. Ya bir itirazsal bir şeydir. Nefisle ruhtur diyor mesela. Kimse itiraz etmemiş. Sonra buna demiş ki su fıtratıyla ateş fıtratlıdır demiş. Hafleriyle vesaire. Kardeşim ama bunun hepsinden öteye Zat-ı Zülcelal kelam-ı ezeli sahibi olan Allah hepsini murat ederek göndermiş. Kelam sahibi murat etsin ve etmesin. Mesela benim ağzımdan bir şey çıkıyor. Allah söylettiriyor. Ama bir çoluk çocuğunuz var, şunlar var. Geldiniz, oturuyorsunuz. Sizin de aleminizi ben biliyor muyum? Yok. Bunların içinde bir kelam olur. Vay be Allah. Aa, tamam işte bu benim şeyim. Ama ben onu kastetmedim. Ben bilmem. Ama seni de beni de bilen zat söylettiriyor. Öyle oluyor yani bu işler. Sonradan bu sırrı bilmeyince keramet ya. Hasan kardeşim. Evliye bu bizim şeyhin kerameti ya. Oysa hep keramet sahibi, hepsi sahibi Allah ya. O yapıyor. Nerede bileceğim ben senin haletini? Pat diye bir telefon ediyorum. Aa şimdi elimde telefon seni edecektim dedi ya. Belki de bu konuyu söyleyeceğim. Evet onu dedim. Bu kadar keramet. Ne kerameti kardeşim? Seni de beni de gören uydu olduğu gibi onun sahibi Allah ya. Şimdi devam edeyim. Bazılarının hatırına gelir. Ya bunu çok mu eziyorsun? Bunu merak etme Resulullah'a. Bunu Cafer-i Sadıklara, Zeynel Abidinlere, Muhyiddin Arabi'ye, Usta'da da. Ustad açık diyor, manaları bile zorlaştırdı diyor. Muhakemat. Alimler demiş ya. Doğunun alimler. Ya Said Nursi diyor. Bedi anlaşılan diyor, tabiri ibareyi diye zorlaştırdı diyor yani. Muamma yaptı diyor. Oysa diyor, alimler muammayı çözmek gerekirken bu diyor, manayı muammalaştırdı diyor. Aynı şeyi söylemişler yani. Asar Bedi'de geçiyor. Değil öyle. Öyle değil. Niçin? Her şeyin sureti, gir içeri kanuniyeti, her şeyin hakikati, mahiyeti. Evet, her şeyin sureti kolay. Allah Resulü de beşer. Öyle demiyor mu Kur'an'da? Sizin gibi bir insandır. Ama benim gibi eşittir. Gir içeriye bakalım kim var orada. Evet. Beşer noktasında kilosu vardır. Yaşıyor, ölüyor, doğuyor, anne babadır. Namaz kılıyor. Belki de kıldığı namaz benim öğle namazımdaki sureler de tuttu. Belki felek nasıl okudu? Ben de onu okudum diyelim. Ya sizin gibi insandır diye emsin diyecek misin ki o da benim gibi aynıdır. Evet. Mesela o 222'de şöyle olur mu? Bakınca da o hikmetin en yüksek gayesi fıtratın en yüce neticesi mevzu vardı ya. Evet. Orada baktığımızda 2-2 gidiyor. Yani fıtratın en yüksek gayesi, hikmetin en yüksek gayesi, fıtratın en yüce neticesi iman-ı millet. 2'ye 1. Evet. Sonra insaniyetin en âli mertebesi, beşeriyetin en büyük makamı. Yani iki satır marifetullah'tır diyor. Sonra cin dünyasının en parlak saadeti, en tatlı nimeti marifetullah'tır diyor. Ruhu beşer için en halis surur. Kalbi insan için en safi sevinç diyor. Hep iki, evet. Lezzet ruhaniyedir. Böyle dediğimizde imanı billahı suret desek bu makamda. Yani aynı şeyi dedim. Surette imanı billah'tır. Evet.
Sonra kanuniyeti beşeriyete bakan tarafı marifetullah'tır. Çünkü insaniyet kaptaki latife insaniye iman orada. Bir de içinde diyor. İçindeyi de suretten mahiyete bakarsan o suret oyunu içeriyor. Yani içindeki. Hep içinde. İmanı billah içinde marifetullah. Cinni yüzünün en parlak saadet nimeti muhabbetullah. O da hakikati. Evet. Ruhu beşer için en halis surur. Kalbi insan için en sarf sevinç. Lezzeti ruhaniye. Evet. Aynı onu dizdim biliyorum. Onu Ümraniye'de dersem daha yayına girmedi attım. Ay onu şey yaptım. Marifetullah, imani billah, marifetullah, muhabbetullah, lezzeti ruhaniye. Ondan sonra ikile bir acayip yapmış. Bak hilkata ve fıtrata kimseyi sokmadı. Sonra beşer ve cin diyor. Beşeriyet, insaniyet. Evet, beşeriyet, insaniyet. Üçüncüde cin, insan. Yani insanı bak ne yapmış, ha hiç kimseyi karıştırmamış. Hılkat ve fıtratı zaten müstesna. Sonra insan ve beşer dedi. Üçüncü kategoride cin ve insi diyor. Dördüncü kategoride ruhu beşer, ruh ve kalp. Ruhu beşer, kalbi insan. Kalbi insan. Ruhu beşer, gene kalbi insan. İnsana kalp diyor gene. Acayip ya, çok tuhaf orası ya. Yeni böyle bir yeni bir 10 günlük bir farkı sonra dedim ki ya bunun arkasında sonra ben bunu nerede kullandım? Cennete girecek. Aksam-ı Kerim'in bütünlüğünü hurice edecek. Sonra ondan yani cennetten üstündür. Huri'den üstündür. İnsan kendisini görmesi ondan üstündür Allah'ı görmesi. Her şey uyuyor. Baktım ki bu matematiksel bir yöntem ya. O zaman dedim herhalde biraz dedim şu kanuniyeti bitirdik sayılır. Namusu da hepsinin tam dibine gelemedik ama dolayın biraz da hızlı gidelim bu işe. Şu etrafını çevirdiğimiz aklı aşağı yukarı hep şey oldu. Bir 30 ders de olsa aklı bitirelim. Zihin ve aklı bitirelim. Şu vicdana bir inelim. Yani matematiksel. Çünkü niye? Baktım ki 4. Yani dima, zihin, vicdan, kalp ve ruh. Onun hakkında hiçbir şey bilmiyorum. Yani biliyoruz konuşsak da dersem o değil onu kastettim. Vicdan hakkında bir şey bilmiyorum. Ben bilmiyorum. Vicdan hakkında saatlerce konuşurdum da değil yani o. Surette. Surette konuşuruz. Akıl hakkında konuşmuyor muyduk? Değil ama 178 tane ders olmuş. Yani böyle zihni de böyle gidelim. Aklı dayanalım. Zaten bunları şey için araştırıyorduk. Aklın kalitesini, aklın etrafıyla bakalım ki sonra biz kanun okuyunca ya akıl dersi yaparken bu kanunu da keşke bilseydik de akla şöyle bir mana verirdik dememek için etrafını çevirmiştik. Şimdi merkeze giriyoruz. Aslında ben de bir şey söyleyebilir miyim? Evet abi. Geç geldik diye konuşamıyor muyum? Yeter artık. Artık epey yolda geldik biz. Biraz ısındık yani biz de bir şey söyleyelim. Şimdi az önce Mehmet abinin söylediğine kafam takılmıştı biraz da ben hala biraz orada kaldım. İradenin yanlışa yönelmeyeceği. Şimdi irade benim anladığım şu Hasan abi. Mesela Adem Aleyhisselam cennette ihtiyarı mı vardı abi? Aklı var mıydı? İradesi vardı abi. Bir dakika. Teklif mesela diyelim ki Elestu bi Rabbikum. Kabul eden alim-i gaybde oldu bu. Elestu bi Rabbikum. Kabul eden, reddeden kimdi diyor söylüyor kendisi. Kabul edenler, etmeyenler. İrade yapmış. İrade yapmış. Evet. Tamam. İşte abi. Şimdi ama neyle yapmış? Şimdi Hasan abi ben şöyle anlıyorum. İrade kötüye yöneltmez ama seçme hakkı verir. Sureten kötü zannettiği... Ama şimdi irade ve ihtiyara şey yapma şimdi... Yok ama şunu söylemek istiyorum. Bak buraya geleceğim ama. Öyle. Şimdi... Adem Aleyhisselam'ın oradaki yaptığı aslında çok büyük bir hikmet üzeredir. Öyle değil mi abi? Evet. Çünkü mahiyetini bilmiyordu. Mahiyetine ulaşması gerekiyor. Evet, teşekkür ederim. Sağ ol. Tamam. Hasan abiciğim, mahiyetine ulaşması gerekiyor. Tamam, seni dinleyeyim. Tamam. İradenin iki yönü var abi. Bir müspet, bir de menfi yönü vardır. Menfi yönü abi, ihtiyara bakar, ihtiyarla hareket eden beşerdir. Beşerin hareket etme şekli de zekadır abi diye düşündüm. Müsbet tarafı da irade, iradeye tabi olan insan, insanın hareket etme şekli... Sana şu kadar soru sorayım. Meleklerin ihtiyarı mı var, iradeleri mi var?
iradeleri vardır abi. İhtiyar yok mu? İhtiyarı yoktur. Sizde yoktur desek. Peki melek niye kötüyü tercih edemiyor? İradesi var. Abi şimdi şöyle, meleğin bakışı başka abi. Şimdi bir Musa... Ama bir meleğin bakışıyla bu kadar sonsuz melekler var ya, hepsinin mi? Yani ben şöyle anladım abi. Ben kendi fikriyatımı söyleyeyim. Şimdi Adem Aleyhisselam'ın tercihiyle cennetten ihraç edilmesi sizce kötü mü? Bak şimdi, sureti kötü. Allah kötü diyor. Arkasında tavziftir diyor. Bak şimdi, üniversite diplomasında burayı kaçırıyorsun. İlkokul diploması da var. İradenin içinde ihtiyar da var. Ama iradenin içerisinde, ihtiyarın içerisinde irade yok. Şöyle düşün bak. Çok basit yani şey. Şimdi, hatamı Allah, Allah kulubu, ve Allah seni, ve Allah hepsini. Evet. Vicdanlar hatmedilmiş insanlar var mı? Evet. Vicdanlar yok olmuş. Değil mi? Evet. Kalpleri de yok olmuş. Kalpleri hatmedilirse ne olmuş oluyor? Latife insani gitti. Değil mi? Latife insan evet. Kalpteydi ya. Evet, evet. Bak sırayla gidelim abi. Kalp hatmedilirse hatamallah kulubi. Kalp gitmesin demek latife insani çöktü. Vicdan hatmedilirse irade gitti. Zihin gitti. Hisler gitti. Bir de latife-i rabbani gitti. Vicdan komplesinin adıydı. Çöktü. Bu vicdanı çökmüş zındık. Neyle tercih ediyor? İhtiyar ile tercih ediyor. Tamam. İhtiyar olunca artık şerleri o yapıyor. Çünkü ulvi taraftır vicdan tarafı. Hasan abi siz o taraftan geliyorsunuz. Bu taraftan gidin. Mesul kılan bizim bu taraftan gidişimiz değil mi? Tamam oradan gidelim hadi şimdi. Buradan gidin abi. Şimdi ben ihtiyarımla karar veremesem iradeye ihtiyarın üstad ihtiyarımı terk ettim derken ihtiyarını neyle terk ettim? Ama nereye kadar gelmiş? İhtiyarını kullandı, iradeyi kullanabilecek yetkiye gelmiş. He? Gel demiş sensiz buraya, gel vicdaniyata girdi, zihni, hissi, latife-i rabbanesi, iradesini aktif etti. Vicdana girmek kolay değil ki gafur. Vicdandaki o sistemi aktif etmek, kalbindeki insan olmak kolay mı? Aynı isamet olmak kolay bir şey değildir diyor. İnsan olmak. Bir sorum var o zaman abi size. Son bir soru, özür dilerim devam edeceksiniz. Şimdi ben şöyle bakıyorum abi. Mesela Adem Aleyhisselam'ın bütünlüğünü ben kendim olarak algılıyorum. Tamam. Ben her an cennete giriyorum, cehenneme düşüyorum. Şu yaşantımda. Ama bana akıl bali olduğu zaman, yani artık sorumlu olduğum dönem benim cennetten çıkartılmam. Oradaki kararı veren kimdi? Yani ben şöyle düşünüyorum abi. Mesela bir tasdik, bir de akılla alakalı işin içinden çıkamadığım bir şey var. Yani bu kadar dima dersine geldik ama hala anlamıyordum. Şimdi acaba böyle midir diye düşünür oldum. Şimdi bir ben var, bir de benim ben dediği var. Benim ben dediği akılsa ben olan aslında tasdiktir Hasan abi. Yani akılla tasdiğin üzerine aralıyoruz gibi. Yani öyledir herhalde diye düşünüyorum Hasan abi. Çünkü tasdik etmek... Akıl tasdik etmiyor mu tercih etmekle birlikte abi? O tasdik değil midir? Tasdik, tarih söylüyor. Tasdik denilen, ilim denilen tasdik. İlim. Üzerine aralamaktır ama bu, abi. Tabii bu bir vahiy, çana, vahiye muhatap olan tasdik değil. Evet. Akıl muhatap oluyor. Tamam. Akıl vahiye muhatap oldu mu çana kanten? Aldı mı? Kendi sisteminde imbiklerinden geçirdi mi? Tamam. Doyurdu. Zekaveti şunu bunu her şeyi doyurdu. Sonra tasdik sistemine attı. Tasdik sistemi bunu onayladı. Bu onaylanan, yani Gazali'ye göre bilgilerin üstünü bağladı. İlim olur. İlim olur. Sonra iltizam olur. Sonra itikat olur. Bu bütünlük sağlandı mı? Batıl veya hak itikat. Sonra o dimağın kanalı var izandan. Sistemi o. Yöntem ise imtisal. Vicdana iniyor. Enfus alemin aklı zihin. Enfus alemin, içsel alemin tercihi irade. Abi özür dilerim. Enfus alemin hissi vicdandaki his. Enfus alemin gözü, enfus alemin gözü latife-i rabbaniye. Diş dünyanın gözü göz. Diş dünyanın tercihi ihtiyar. Diş dünyanın aklı taakkul.
Şimdi Gafur kardeşin bahsettiği şey ihtiyarla irade ile ilgili. Adem Aleyhisselam da cennetteki örneği veriyor ya. Peki alem-i şehadetin dışında bir yerde günah var mı? Yani günah sistemi var mı? İşliyor mu? Günah sistemi var mı? Günah, yani günah... Zıtlar var mı? Yani menfi olan her şey karşılığı günahtır. Yani orada bir yasak konuldu, bir sistem var ama. Yasak ama karşılığı günah değildi. Sonra ceza verdi. Cezası da buydu. Ama şu anda bakıyoruz sureten ceza gibi görünür ki aslan mükafatmış. Ama hatta şeytanın yapısına ne diyor biliyor musun? Aklım burayı çok kaçırıyoruz. Ben kaçırıyorum. Şeytanın sanatı, şeytanda marifetullah var mıdır diyor. Ne diyor biliyor musun? Şeytanda yoktur demiyor. Sanatı fıtriyesi iktizasınca yoktur diyor. Bir sanat, sanatmış o da. Duymaz kimse. Sistem. Sistem. Ama burada demişler, şeytan vay namussuz falan. Ama sanat-ı fıtriye. Zaten Allah onu tekzip etmedi. Bak 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 diyor, şeytan ne diyor diyor Kur'an'da. Beni sen azdırdın diyor. Adem Aleyhisselam diyor ki, ben nefsime zulmettim. Onun sözünü de koyuyor. Peki beni sen azdırdın diyor. Sanat-ı fıtriyesi. Burada şeytan ama geç öte göre mudil esması yani. O zaman şöyle bir not düşelim abi. Hep senin için bu sistem kurulmuş. Yani açılsın diye. Adem Aleyhisselam'ın. Şimdi Hasan abi, Mehmet abiye söyleyeyim o zaman. Günah, haram yok. Günah da yok cennetteki yanlışlık. Ama günaha götürecek netice var. Anladın mı? Aynen şeytan gibi. Alem-i şehadette. Ama tamam abi işte. Alem-i şehadette nasıl geldi? Yani. Surete geldi. Oradaki... Bak, alem-i şehadet neyin nesidir? Oradaki iradesiyle. Cennetin suretidir. Evet. Burası alem-i gaybin üzerindeki tenteneli perde ya. Evet. Günah de deme. Hata de, tavzif de. Ne dersen de, alem-i şehadete geldi mi? Geldi. Alem-i şehadet, alem-i gaybin nesidir? Suretidir. İçseli hakikati orasıdır. Aynen. Ha. O zaman bir öyle bir yöntem ki, hakikattan, çünkü cennet hakikattır. Hakkayı keşeye sabit ettim. İnne darul ahiret leyhel heyvan. Başka tenteneli perdedir diyor dünya. Onu tetik eden. Ha surete geldi. Ha ne ile geldi? Hakikattan surete geldi. Ne ile? Kanuniyeti kendisinde. Ha. Aynen su buz hikayesi. Aynen. Ama bu sistemi ayrıştıran akılsız olamaz. Meleklerde de akıl var. Zişur var. Çünkü akla soruyla istifam etti melekler. Onda da şey yaptı, Allah'a biraz itiraz var, bir şey sordu. Evet. Kan dökecek, fitne yapacağı mı yaratacaksın? Evet. Biz değil miydik? Neyle soruyor bunu? Akılsız olsa sorar mı? Niye sığırlar sormuyor? Bunu soruyor. Çalışıyor yani, aklı çalışıyor. Asıl abi bir şey soracaktım. Sistem dedin ya, Adem Aleyhisselam meyve yemesi cennetin sistemi değil de kendi sisteminden mi kaynaklandı? Arkadaşlar şimdi biz zihine devam edelim. Ne anladıksa. İnsanı tanıdıkça bu sorularımız yok olacak. Bu sorular bitmez. Burada bir kardeş gelmişti yeni. Baktım devamlı her zaman soruyu cevap soruyu soruyor. Tam cevap veriyorum. Sorun için cevabı için bir soru daha. Yemek yerine kadar herhalde 6-7 tane parkur değiştirdim. Sonra bir yaptım, iki yaptım dedim abi. Bundan sonra soru sorma. Çünkü sen... He? Yok. Kim? Beni kovsaydı ben burada olur muydum abi? Bacadan giderim vallahi. İşte davayı anlamış olan öyle yapar. Şimdi bir daha okuyayım. İnşaat İcaz 179. Bu hali, bu vaziyeti, bu intizamı gören. Hani ilk bir şeyi kaçırmayın. Bu yazıların, bu insan de, Risale de, Kur'an de arkasında bir sistematik bir yöntemle olmuş. Ona ne kadar yaklaşırsak hakikatimiz odur. Hakikat o. Arkadaşlar ben buraya vardım 40 sene sonra. Yani burada bir arkada sistem çalışıyor. Bunu da bir hafta oluyor. Arkasında işte kaderde misal verdim ya iki defa. Tayin, nizam, intizam, malum etme şudur. Kader bak bu bir yöntem var. Matematiksel bir hesap var. Bir kalıp var.
Öyle kafama esti, haletim değişti, mana yazdım. Haletim değişti, farklı mana yazdım. Hep haletle mana yazdığını anlıyorduk. Değil işte. Ben yani kendimi söylüyorum. Haletle mana yazıldı. Haletini bozmamak için şöyle muhatap olmadı. Halet değil. Halet de getirdi bu tarafa. O oralar halet değil. Senin alakası yok. O yöntem. Bir sistem. Mesela şeytan burada böyle. Buradakini boş ver ya. Adam sanatı fıtriyesi. Fıtrı bir sanatı var. Öyle diyor. İşaret edeceğiz. Fıtrı sanatı iktizasınca diyor. Yani o şeyde mesela gözlük imal ediyor fabrikada. Çorap alabilir misin? Bana bir çorap verir misin? Yani sanatı fıtriyesi o fabrika çorap vermez. Gözlük veriyor. Şeytana gidiyoruz ki bana biraz marifetullah ver. Aa, verir şöyle kandırma için. Sistem öyle çalışmıyor. Onun için böyle bakınca insana keyif veriyor. Melek sistem, nükel mekir sistem, can almak sistem, kabire girmek sistem, haşir sistem, sırat köprüsü sistem, cennet sistem. Ama fıtrat da hılkat sistem değil. Hakikat. Yani külliyatın herhalde bu yüzlerce veya yüzlerce yöntemi var ya. Matematik. Sözde şey 10. söz şu yöntemle yazıldı. 29 söz şu yöntemle yazıldı. Ruhla alakalı bir yöntem. 10. söz haşirle alakalı bir matematiksel yöntem kullanıldı kesinlikle. Kadere ait nizam-ı intizam alım et meşhur diye tayin gibi böyle. Bu da bir sistem. Bu da bir sistemle yazıldı. Bu taraftan baktığım zaman neredeyse birinci söz, ikinci söz, 33, kaç tane külliyatı şey, sistem var böyle. Arkaya biraz daha gitti böyle, sistem azaldı böyle üçgen şeyi. Azaldı, ihatası kolaylaştı. Nadir abi rahmeti derdi ya, nasıl tefekkür edersem edeyim, mutlaka şirk kokusu oluyor. Kurtulamadım, hiç tevhide gelemedim, hiç teke gelemedim. Dağıttı zihnimi. Ne zaman? Hayat. Hepsinin aslı tek bir şeydir. Her şey hayat. Baktım ki hayat. Hayata yoğunlaştım. O zaman diyor hayatı çözdükçe her cihette şirk ve iştirakı reddediyor o zaman. Beşincilerimizde öyle geçiyor. Her cihette şirk ve iştirakı reddediyor. Hayata girdikçe her şey oradan çıkıyor ama tek şey. İşte matematiksel yöntem. Bu kainat hangi yöntemle yapıldı? Hayat yöntemiyle. Sistem o. Hayatla yap. O zaman bu detayda bozulmaktansa hayatı çözdün mü dedi. Tamam. Onun için bazen işte biraz şeyi gittiği zaman yaşlık içini tutamıyor. Bu yöntemi araladı. Allah araladı ona. Çünkü fark etti o tek. Bu şekilde ifade edemedi ama yap. Zeytinburnu'na ders yapıyoruz. Bu kardeşler de şahit. Aa diyor. Oraya diyor, şey ışık vuruyor diyor. Hiç kimse bir şey gördü yok. Nur vuruyor diyor, ders masasına vuruyor. Bana vurmuyormuş, buraya. Vuruyor diyor böyle, ondan sonra renk değişiyor diyor, değişik renkte gidiyor. Sonra Nadir abi niye cevap? Ya diyor, nurdu diyor, tutamadım kendimi diyor. La biraz tutsam daha görecektim. Nur geliyor, burada bu ne oluyorsa orayı görmüyorum diyor. Ben kendisine sorayım. O kitap gibi değil diyor. Orada ne oluyorsa diyor. Hani kristal var ya Hasan kardeş bazı evlere derse gidiyoruz. He abi. Kristallerden böyle bakarsan farklı böyle bakarsan mavi. Aynı ondan daha çok sonsuz diyor. O bir tek nur böyle sonsuz nur aşağı yapmış. Böyle diyor Kabe'ye doğru gidiyordu diyor. Buradan geliyordu diye. Kabe'ye doğru gidiyordu. Ay biraz da saklasaydın de dedim. Biraz da gitseydin de bize anlat. Her şey bir şeye hizmet ediyor. Evet. Yani niye anlattım ben bunu? Hayat. O tek nur hayat. Sonra hakikat çıktı. Hani bugün mesela en çok istifade ettiğimiz taraf bu olay böyle dersler, maneviyat ne olursa olsun arkada bir matematiksel, bir sistem, bir yöntem ona yaklaştıkça yani azalttıkça yöntemlerimizi yani düşünce yöntemlerimizi çok olursa yoruyor. Şunla bunu düşün, bununla bunu düşün, bununla da bunu düşün, bununla da bunu düşün. Çok zor. Birinci sözü ders yapacağım, 30. sözde. 30. sözü ders yapacağım, 29. sözde. Rolla yapacağım. En geldi adam buldu. Hayata girdi tek, tamam her şey oldu.
İşte bu dersler sen çok eziyorsun, çok zorlaştırıyorsun değil. Sade olan abiye demedim. Şey tanır, Osmanlı'nı tanır. O abi dedi ki, aha bak, demedim ki bak bu sureti bu. Kur'an apaçıktır diyor sizin için. Apaçıksa bu kadı ulema niye çıktı? Ne iştihat etti? Diyesin geliyor demezsin. Sureti dediğin anladın abi. Ama bu dediğin anladın insanda kanuniyeti, sureti bu. Kanuniyeti insanda, aslı hakikati Allah'ta mahiyeti. Bu sureti insanda nasıl, neresidir bu? Demedim yani, demem de gerek yok. Ama bilelim diye. Size sorular bana sorulduğu için. Sonra düşündüm, arabayı kullanırken geçenlerde vize için gitmiştim Bursa'ya. Aynı soruyu sordum. O kadar daldım ki çektim sağa. Ama bunu ustada sormuşlar dedim. O gölün kenarında, Sapanca'da. Bunu ustada sordular. Ustad ne dedi? Yani kelam bunu ifade ediyor. Kelam bu manayı ifade ediyor. Ama yazan zat bilmeyebilir. Mesela hafız Kur'an okuyor. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Cahil adam ne der? İlk defa diyor. Vay be bu adama bak. Ayet olduğunu bilmiyor ya. Ne manaları ifade. Nasıl bir duygulandım ya. Nasıl böyle bir besteledi bunu ya. O bestelemedi ki kardeş. O ifade etti. O kastetti. Etmedi. Onun duygusallığını bu kastetmemişti. Evet. Hadi bakalım. İşaret edeceğiz 179. Bu hali, bu vaziyeti, bu intizamı gören bir zihin görüyormuş. Hal, vaziyet, intizamı gören zihin. Bila tereddüt hükmeder ki, o zerreler bir kast ile, o zerreler bir hikmet altında gönderilir. Ne anladık? Bu kadar aklı, tasdiki, malumatları oldukları halde iman olmaması zihin devre dışı olduğundan, aklı verileri zihin maneviyata dönüştürüyor. Aklı verileri zihin maneviyata dönüştürüyor. Kalpte imana dönüştürüyor. Kalpte imana dönüştürüyor. Vahiyi ilme dönüştürüyor akıl. Zihin ise maneviyata dönüştürüyor. Kalp ise imana dönüştürüyor. Çok garip. Yazayım mı? Gelin. Bu çok hoş. Mesela şöyle yapayım. Vahiy. Ha, vahiy değil. Kelam ilahi. Bir önceki sayfada aslında yazmışsınız zaten. He? Bir önceki sayfada yazmıştınız aslında. Öyle mi? Yani vicdanın kabul edip karar vermesi diye yazmışsınız. Şimdi kelam ilahi geldi. Nereye geldi abi? Lef-i mahfuza. Mahfuza vurdu. Yani bu kelam ile subut-i sıfat. Sıfat-ı subutiye. Sıfat-ı subutiye. Tamam mı? Kelam ile. Yani subut-i sıfattan lef-i mahfuza vahiy gelmez. Kelam ilahidir. Lef-i mahfuza gelen kelam ile ayete dönüştürür. Nasıl oluyorsa fabrikada. Daha bilmiyorum içerisini. Nasıl kelam ile ayete dönüşüyor. Lef-i mahfuzdan da alem-i şehadete ayet oluyor. Ayetler iniyor. Şimdi bu aynısını kullanıyorum şimdi. Ben değişik kalemle kullanayım. Geldi paralelinde akla ilim oldu. İlim oldu mu abi? Sonra in aşağıya. Vicdanda, zihinde. Vicdanda maneviyat oldu. Bunu akılda değil de dimağda yazın abi. Dimağda ilim oldu. Ha tamam. Yani ya tamam. Plastik diyeceğiniz. Tamam plastik olur. Tamam. Şey olmasın. Tamam.
Lef-i Mahfuz'un karşılığı. Karşılığı da Dima yazar. Evet. Dima'da akıl diyelim ve tasdik. Akıl ve tasdik, tamam. Sonra bu burada akılda ilim oldu diye, ha ilim yazacaktık. İlim oldu, akıl ve tasdik. İlim oldu. İlim zihinde maneviyata dönüştürüldü. Kalp da iman oldu. İmana dönüştü. Yani dönüşüm ve denişleme bak. Aynı böyle. Mesela subut-u sıfat, kelam. Neyi barındırıyor kelamda? İlim, irade, kudreti. Genişleti çapını kader risalesinde mal şey evamiri tekvini neydi? İhtiyaç. Doğ. İhtiyaç, iştiyak, incizat. Üç tane esas. Evamir. İllet-i tamme, illet-i tamme. Lüzum, vücub, zaruret. Tamam. Şimdi subut-u sıfat. Lef-i mahfuza kelam yola ilahi olarak oldu. Lef-i mahfuzdan da alem-i şehadet ayeti dönüştü. Aynı. Vahiy dimağa geldi. Akıl muhatap oldu. Tasdik de ilim dönüştü. İlim oldu. Konuşmuyoruz detayını. İşte itikat oldu, dimağda şu oldu, bu oldu. Sonra bu ilmi zihine attı. Zihin bunu maneviyata dönüştürdü. Vicdan. Vicdandaki zihin yaptı. Vicdandaki his hisleri dönüştürdü diyeceksin. Ha işte maneviyatı böyle yaptı. Bu maneviyatı, ilmi, maneviyatı ikisini topladı. Kalp. Toplandı. Dimağın oku kelam ilahiden mi geliyor? Dima, lef-i mahfuzun karşılığı ya. Yani Kur'an diyelim. Şuradan şöyle yapabilirsin de aynı şey yani. Ama lef-i mahfuzun üstünde dima muhatabiyeti yok ki. Yok. İşte bu kelam-ı ilahiyi şöyle yapabilirsin. Ya kardeşim. Sendeki karşılığı mı diyor işte? Sendeki karşılığı. Ha, şöyle yap. Ha, şöyle. Ya onun bizdeki karşılığı dima ya. Onu kastettin. Tamam. Lef-i mahfuzun bizdeki karşılığı dima. Dima buna muhatap oldu. Akılla imbik aldı, kabul etti. 30 küsür tane, 40 küsür tane sistem, zekavet, hüşyar, anlayış, feraset vesaire, aklın o sistemiyle bunu kabul etti. Tasdik et gidince ilim oldu. İlim. Dima bir sistemi var böyle, itikat oldu. Sonra bu imbiklerden vicdana indi. Vicdanda bu İrade denen sistem enerji oldu. İrade adıdır, tercih. Ya kardeşim, tercih demek böyle şu olsun bu olsun diye kuru bir şey değil. Hayır, bu olmaz mı? Ha, irade kendisi başlı başına akıllıdır, ruhludur, şuurludur, vücudu haricisi var. Enerjidir yani. Realitesi var yani. Öyle bir böyle uzaktan olmasın o olsun. Öyle değil yani irade. Vücudu haricisi var. Mesela diyelim ki topraktan, cansız topraktan böyle bitkiler çıkacak canlı. Fakat insanın iç iradesi cansız olacak. Yani subut-u sıfattan değil mi yani? Subut-u sıfatta ilim, irade, sen, basar, kelam yok mu? Yani cansız olur mu? İrade canlıdır kendisine göre. Ruhludur kendisine göre. Şuurludur, akıllıdır, zişurdur ya kendisi. Kendisi potansiyel enerjidir. Enerjidir. Var yani. Vücudu haricisi var. Mahluktur. Böyle bir kuru şu değil yani. İşaret eden değil. Şu olsun olsun değil. Kendisi enerjidir. Tercih anında o enerji patlıyor. Sonra vicdandaki irade öyle enerji oluyor. Vicdandaki zihinde maneviyat oluyor. Vicdandaki histe bağ oluyor. His bağdı. Vicdandaki latife-i Rabbani de göz oluyor. Çünkü kalp pencere, latife-i Rabbani seyreden, nezare, seyreden, ötelere bakıyor. O gelen ilim, vicdanda irade oldu. Vicdanda
irade oldu, zihin oldu, his oldu, latife-i Rabbani oldu. Vicdanı anlatıyorum ya, dört tane şey. Hasan abi, aslında oku şöyle biraz çevirttiriyoruz. Çevirettin. Lef-i Mahfuz'dan değil de ayet dimağa geldi, akla geldi. Oku oradan, yani aslında devamıymış gibi, döngünün devamı gibi. Ha öyle şöyle, yani evet. Ayet geliyor ya insana, geldiği tamam. Yer insanda aslında dima. Tamam. Dimadan... Abi ayet vicdan, değil, vahiy değil mi abi o vahiy ya? Özür dilerim, bir çok özür dilerim. Ben, bence... dayanamayacağım, bakacağım. Vahiy yazın abi ona vahiy. Hasan, vahiy yazarsan damı olur. Şunu şöyle bir yapsak mı? Abi? Al, evet, sende olur tamam ama. Yani al şey yap. Al. Bir göstereyim. Yani benim yok yok yok. Bir çiz, çiz, herkes görsün bunu çünkü. Yani benim... Siz bana bırakmayın safıma. Bunu hepsini sildin ya. Ya bismillahirrahmanirrahim. Evet, bismillahirrahmanirrahim. Evet, bismillahirrahmanirrahim. Hiçbir müderris, hiçbir Fatih şeyde mumsuz yapmamışlar biliyor musunuz? Yani mesela camide bunların isim var ya, belirli yerde var Sultanahmet'te o çizerken, onlarla mürekkep yapıyorlarmış. İslam ahlakı onlara geçmiş mum. Ondan sonra doğum, peygamberin doğumunu yapma, peygamberlerin doğumunu. Ama içine haram koymuşlar. Biz de düşman olduk doğum günü. Niye? İçindekini haram şey yap ya. Mesela düğünde en böyle rızık, düğünde geline üzerine atılan şey, toplanan paradır. O zamandan geliyor. Mesela ikram etmek, doğum gününde yemek verilmiyor mu? Mesela doktor doğum gününde bizi davet etse evine veya bir yere davet etse, tılsıma gafur davet etse, bize ikram etse kötü mü olur? İyi olur. İyi olur. Şimdi Hasan abi ben şöyle bir şey çizdim. Nereden çıktı diye sorarlar diye. Devam et o zaman madem devam et. Bir dakika bir dakika. Eskiden tipten çıktılar. Şimdi buna Cebrail. Buna tasdike getiren eskiden, akıl. Birisi yani, çiklet aldığı zaman çocukluk ya. Zaten oraya. Arkasına geldik. Beşer amca, diyelim buna akıl diyelim. Zaten açacaksın onu bana ver. Bakayım ne çıkıyor. Diyelim. O zaman böyle çizgi film yok ya dünyada. Karikatürler çıkardı böyle. Acayip cümleler de vardı. O cümleleri merak ederdik. Böyle. Kim mesela tipi tip. Ona ne, böyle güzel bir söz söyleyince birisi. Ya nereden çıkarttın lan bunu tipi tipten de. Şunu söyleyebiliyor musunuz? Buna da ilah. Kelam-ı İlahi de denir. Yok. Kelam-ı İlahi'yi lef-i mahfuza getiren kim? Bir üstü. He sen şey subut şimdi, sıfatlar mı diyorsun? Mesela bu böyle olabilir mi Hasan abi? Subut-ü sıfattan Kelam-ı İlahi lef-i mahfuza geliyor. Tamam. Lef-i mahfuzda vahiy oluyor. Tamam. Vahiy Cebrail ile beşere geliyor. Beşerde ayet oluyor. Ayeti akıl tasdike götürüyor. Tasdikte ilim oluyor. Tamam devam etti. Tamam devam etti. Oradan vicdana indir oradan. Buradan. O ilah olmaz abi orası ya. Şunun ilah olduğunu kerametten bir zaman Hasan abinin ağzından kaçtı. Ben de öyle aldım gittim. Değiştiren varsa söylesin. Ben değiştireceğim abi. Değiştiren varsa söylesin. Kim getirdi o zaman? Kerem-i ilah izliyor zaten. İlah keramını i̇lah. Getirmiş o. Kelam-ı ilah. İlahı, bak kelamı, kelam-ı ilahi değil zaten geçiyor. Evet. İlahın kelamı. Evet. İlah. Şöyle yapalım. Yeni birisi bulmuş da çok hoşuma gitti. Ben de tüfeğlisiyim bunun. Putlara tapılıyordu değil mi? Zannediliyor ki putun kendisine tanımladığı, ya, bilimden olmaz. Tanımladığı manaya tasdik, o kadar gerizekalı mıydılar bunlar? Bu heykele tapmıyordu ki adam. Bunun onun tanımladığı peki, manaya şey tapıyordu. Gafur. Mesela gafur, kişinin etine mi böyle hürmet ediyoruz? Hani ne vardı? Yapalım, güzel oldu. Çok güzel. Melat vardı. Tasdik değil de. Burada lat vardı. İnmiyor mu vicdan? Uzza vardı. Nereden iniyor? Şimdi vicdandan iniyor. Değil mi? Rus parası evet, nedir şimdi? Lazım yani. O zaman Melat. Ha işte. Yani paraya altını temsil eden bir put var. Ona tapınıyorlar diye. Yani. Paraya şöyle, tapınıyorlar. Buna akıl diyelim. Altına şuna tapınıyorlar. Akıl diyelim. Buna indiren tasdik mesela, burası insan olsun. Uzza neydi? Azamet, izzet. Bak bak şöyle beşer olur. Kariyer ya. Yok beşer doğru. Kariyere tapınıyorlar. Yani peki lat nedir? İlah idi. Yok. Yani içimizi doyuran akıl, şey. İçteki maneviyatımızı ihtiyaç var. Yani eğer detaya girmeyecekse. Dimağına bakıyor ya.
Gayet dima yani şimdi geliyor. Bunu böyle yaptın abi. Ben aklımda böyle yapmıştım ama Mehmet abi de haklı olarak diyor ki buradan vicdanı indiremezsin diyor. İzandan vicdana bağlantı kurman lazım. Ama tasdikten bak kardeşim, itikada gidiyor. İtikattan sonra ayet, tekrar izana gelen bak şimdi, gidiyor oraya. Bu ilim sırf böyle tahayyül, tasavvuf, taakkulden alan değil. Değil. Ama sistem konuşurken öyle konuşacağız. Evet. Aslında dimağda bütüne geliyor. Evet. Ama o bütünsellik tasdikte ilim oluyor. İzanda imtisal oluyor. Ondan sonra itikatta enerji oluyor, bir dönüşü oluyor. İltizamda ne oluyor? Eylem oluyor. Ha bu sırf tasdikte olan bir hadise değil. O yüzden vicdana geçiyoruz. O zaman geç fiksir o zaman tasdik, dima yaz. O doğru söylüyor. Bu geri dönüşü. Abi. Bu ama dima de oraya. Dima yaz abi. Dima'nın bütünselliği akıl. Olurdu. Dima desen olur. Dima'nın bütünselliği. O zaman şu akıla evet, dima de. Hayır akıl tamam. Akıl bütünselliği dima var. Dima. Dima mı diyelim? Dima de bütünselliği. Gafur. Dima'nın bütünselliğinde akıl da var. Evet. Tamam anladım. İkisi de var. Ha, dima de. Doğru yani. Tamam. Çok güzel yazım var bu arada. Evet. Bundan sonra hep orada dur. Sen şimdi buradan indir aşağıya. Zihin mi diyelim abi? Vicdana indir. Vicdan yani dima yerine ondan sonra parantez aç zihinde. Evet, vicdan tamam. İlimin karşılığına zihin. Tamam ama zihinde ne oluyor ama? Tamam ondan sonra da zimaneviyat diyeceksin. Biz bilmiyoruz sen yaz. Şöyle bir vicdan yaz istersen gene siler canım. Nasıl silgi alırız tamam. Tekrar. Aç parantez. Vicdan. Zihin. Ondan sonra tire yap ona. Zihinde neyi kastediyoruz? Maneviyat. Öyle mi yapalım abi? Burada maneviyat tamam. Oluyor diyelim. Tamam maneviyat tamam. Oluyor. Evet. Burada maneviyat oluyor. Ondan sonra bu oku böyle şey yap. Böyle geldin ya. Maneviyat oluyor. Şimdi bu oku var ya böyle. Evet. Şöyle yap. Kalk de şuraya. Tamam. Hepsinin cemin. Tamam. Kalk. Kalk de iman diyor. İman oluyor. Pedilo be. Be. Kalk. Evet onu diyecektim. Nerede? Şimdi iman. Bizimle uğraşmak çok zor. Burada olmak zor değil mi? Zor oldu abi ya. Ya üst üst diyeceğim ya. Bir dakika yazma. Hasan abi bu hani şimdi zihin yazdık ya. Bu imanı yazmadan önce orada kalpte bir birim yazmak gerekmiyor mu? İşte. İman nerede oluşuyor? Şey geçiyor dur. Kalbin Süveyda'yı kalp. Süveyda. Ondan sonra neticesi kalbi. Abi, şurada demiştik ya. Bakın ayatı tekviniyelerle evamülü tekviniyelerin ceminden iman oluşuyor diye. Evet. Buraya gelen işte evamülü tekviniye. Ayatı tekviniye. İman oluyor. Bu da iman oluyor. Yani çoğaltırsak çok evet. Olur. Evet. Buraya evamülü tekviniye yazabilirsin. Buraya ayatı tekviniye demişsin. Sen yazmıştın. Bulmuştun. Buraya evamülü tekviniye. Kendisi. Ayak. Ağların hep kafalarına takke koy. Takkesiz olmaz mı? Kurtul namaz diye. Bundan. Bu da iman zaten. Tamam Cemil. Ha bu oldu abi. Güzel. Şimdi oldu. Ben zaten yapmıştım. Diyorum ya ben zaten oradan gördüm. Hadi ya. Bak şimdi kulağızı bir Rabbin Nas, Melik-i Nas, İlahi Nas ya. Uygulayayım mı şimdi biraz? Efendim abi. Üç tanesi şey var ya. Ama acayip bir sure ha. Çok ilginç bir de. Allah Resulü'nün derdine derman olan bir sure. Kulağızı bir Rabbin Nas, Melik-i Nas, İlahi Nas. İlah mı bu? Evet. İlah. Peki herkesin Rabbi farklı değil mi? Evet. Melekeleri de farklı. Evet. Mesela ilah edinince melekelerine dönüşür. Malik olduklarına, melikine sonra olacak. İlahın senin melekelerini, melekelerin de mal şeyini, ilahını oluştu şey yapınca, sonucu alır. İlah buraya geldi. Bu ilah melikine. Senin Rabbin ve herkesin farklı. Tamam. Şurası Rab. Şurada Melikinnas. Kulazu bi Rabbinnas, Melikinnas, İlahinnas. Aynı yani demek istiyorum. Evet. Bir, iki, üç tane bilmeyerek bakıyorsun. Evet. Hmm.
Bilmeyerek değil abi. Kanun, kanun. Kanun. He. Biz bilmiyorduk da ama. Evet. Yani arkada çalışıyor yani. Evet. Yöntem çalışıyor. Yani ilahi nas. Kullarınızı bir Rabbin nas, melikin nas. Niye beşer, beşeri insana dönüştürmek var ya. Yani beşeri insana dönüştürmek kolay mı ya? O mektubat işte 222 miydi? Bak en dışta beşer. Gir içeriye. Peygamberlerin eskide düşünüyordum ya. Peygamberin en büyük vazifesi beşeriyeti insanlık makamı çıkarmaktır. Yani beşer insan değil mi ya? Lugata bakınca evet beşer insandır. Değil işte. Beşer zıtlarla cem olmuş. Şey yani sır. Birbirini dönüşmemiş. Her şey var. Çöp tenekesi gibi. Hak, batıl, doğru, yanlış, iman, küfür. Beşerde var. İnsan ne kadar arıya dönmüşse, arı duruya dönmüşse, teke cem olduğunsa, ne kadar beşeriyetten sıyrılmışsan o kadar insan olduk. Sonra hakikat bin oluyorsun. Sonra muhatap ilan ediyorsun. İlk önce esmaları sonra zata. Evet devam edelim. Çok güzel oturdu bu çok ben güzel. Sonra da kalp iman dedin ya lafra buraya da insan oldu de. İnsan oldu de. İnsan. Evet o da oldu. Gel buraya. Sen yaz. Yazılar şey olsun. Yani bence şöyle desek diyecektim. Latife-i insaniye. Parantez içinde iman yazsa. Ha tamam. Doğru. Öyle, hani tamam doğru. İstersen zihni karşılığı ya, latife insaniye. O maneviyat yerine şurası parantezi latife insaniye de silsin. İmanı mı? Silsin. Maviyle yap ama orayı. Tamam yeşille yapacaktım ben. Yok maviyle hep devam ettin ya. Bak ilim zihin yaptın ya. Evet. Ayet ilim zihin. Tamam. Parantez aç latife insaniye. Latife insaniye. L nokta. Öyle yapayım latife. İnsaniye. Kapat şeyi. Şimdi kırmızı ile kocaman iman yaz. Netice. Ya bunu tamam. Şuraya. İman yaz. Şuraya. Çünkü şey yapma altına. İman. Tamam. İnsan demişti Osman ama. Bak görüyor musun? Beşer. İnsan adam mı olduk? İnsan olduk. İnsan olduk. İnsan işte. İnsan olmak kolay değil ya. Ona göre Ali. Bak şimdi. Hiç düşündünüz mü gece? Düşünmeyin ama. Böyle vefat şeyi. Mesela bu 7 dakikalık bugün de bir şekle dönüştürdüm onu. Cuma günü sordu cami hocası. Cami hocası bir denk geldi bana. Cuma'ya gittim. Bu cuma. Dedi ki. Hocam dedi, ben seni tanıyorum dedi. İşaret etti, gitme dedi. Gitme dedi. Gitme. Neyse beni götürdü lojman şeyine. Lojman ha, husus hiç kimse yok. Ya zaten. Ya dedi, ahiret nerede dedi ya. Bunu ders yaptın sen çok. Sen dedi istifade ediyor ama Esat Yaşan grup şeyinde. Böyle, oradan besleniyor. Çok istifade ediyorum ben dedi de. Ya dedi. Ne demişti? Ahiret. Ahiret. Ya bana bir de dinledim ama dedi. Bir şey yap. Ondan sonra onunla anlattıktan sonra çıktım yaya gidiyordum. Kayıt yaptım kendim. Madem böyle. Ahiret nerede? Bak hiç kimse bağırsanda değil. Pis koku alıyor musunuz? Orada olsanız yaşanabilir misiniz? Ama sen de bak orada değilsin demek ki. Bak, sen midede değilsin. Asit paramparça olursun sen. Bu bedeni oraya soksan yanarız. Karaciğer diyeyim alakta değiliz mesela. Şimdi neredesin? Ya hayaldesin şu anda. Ya düşüncedesin. Ya tefekkürdesin. Şu anda hiç kimse bedeninde kimse içeride hiç kimse yok. Beden nedir hocam dedim. Beden adrestir ya. Dünyada yerin belli olsun diye. Mutlak ve muhit olan hakikatların cemi olan insanın bir adreslemesi lazım. Beden denilen bir şey. Beden adreslemek içindir. Yani bu atı kullanmak içindir. Ben ata binince atla, at olmak için değil. Yani muayyenleşeyim. Beden seni burada muayyenleştiriyor. Şimdi peki ben neredeyim? Ben hayalimdeyim. Öyle değil mi? Kuvve-i Şehviye. Mesela bazen içimizde hiddet var. Kanun. Öyle. Çıkınca, uyanınca biz onun içindeyiz. Ne yaptığımızı bilmiyoruz. Gözümüz değişti, ağzımızdan şey akıyoruz, saldırıyoruz. Yani içimizde, uyanmayanlar hep içimizde. Uyanınca biz içine gidiyoruz. Hocam dedim, iyi dinle şimdi. İnsanda tahayyülünü, hayalini, tasvirini, zihnini, vicdanını
Bilmiyor ya dima saymadım. Taakkulün, tasdikini mesela. Latife insaniyetin her şey bir anda uyansa. Yani hayal uyandı, içindeyiz. Ya şehvetimiz ya gadabın. Hayal kuruyoruz ya. Kurduk ne demek? Dünya oluşturuyoruz. Balon. İçine giriyor muyuz? Ha. O anda bu dünyada beceremiyoruz ama hayaldeyken düşüncelerden, tefekkürden şey yapamıyoruz. Zıtlar olmuyor. Tamam. Şimdi öyle bir sistem olsa ki hayalin aynı anda tasdikin, taakkulun, izanın, iltizamın, vicdanın, iraden, latife insaniye, hafi, ahva hepsi aynı anda çalışsa. Her şeyde senin kazanımlarında olsan, zihinde şu şekildesin, tahayyülünde şu şekildesin, tasvirin, iltizamında şu şekildesin, imtisalinde şu, taayyünde, hepsinde ama becerebildiğin kadar, imtihan verebildiğin kadar hepsinde farklı bir şahsiyetin var. Tamam mı? Ha. Hepsinin bütünlüğü işte, hepsinin bütününe onun adı Azrail. Ahiret yani. Senin balonun, dünya. Azrail, kabirde işte o ahiret işte. Oh senin ahiretin. Herhangi bir değişiklik yok. Yani bunun, bu bütünsellik, çekirdek bunun açılımıdır senin ahiretin. Bu. Ahiret bir yerde arama. Kendinde ara. Bilmem anlatamam. Evet, evet. Yani hayalinde en kamil halin olsun. Tasavvurunda, tasavvurun içerisindeki bilimlerde de dahi olsun. Toptancılık yapıyorum ya. Tasavvurda şey var, malumat var, bilgiler var, şüphe var, tereddüt var, zan var, var da var. Hepsinde ne kazandınsa müsbet. Hepsinde taayyün etsen bir anda. Hani melekler bir anda çok yerde bulunabiliyorlar ya. Ben de bütün sistemimde varım ama şuuruma gelmiyor. Ben varım yani. Farzımı al demiyorum ki zaten öyleyim. Şu anda bütün bilimlerde yok muyum ben? Evet. Ama şuuruma gelmiyor. Evet. Ha üstü örtüldüğü için. Üstünü kaldırdığı zaman hepsi mesela şöyle düşün. İstihbarat dairesi veya başbakanın odası, televizyon ekranı, bir sürü binlerce ekran var. Türkiye'nin İspanya'da, Azerbaycan'da, Rusya'da, İsrail'deki bütün etkilerde her şey malumatta orada düşüyor mu abi? Hepsinin içinde bir adam var. Hepsi. Öyle bir adam düşün ki hepsini aynı derecede şey yapabiliyor, değer verebiliyor. Evet. Bunu seyrederken bunu seyretmeye mani değil. Hepsini bir anda ihata etse. Bütünlüğüne tek resim olarak bakıyor. İşte o, onun adı ahiret. Ahiret burada. Yani şu anda aynı gafur cennet, ne oluyor biliyor musun? Cennette huriler ölüm mü abi şu anda? Evet öyledir. Şu anda bak şimdi. Şu ölüm nedir biliyor musunuz? Şu anda o tek teklerin içine baktı ya başbakan şöyle baktı. İsrail baktı, İspanya baktı, Dağıstan'a baktı. Ha orada ne oluyor? Tek tek dünya böyle. Ama öyle bir bize gözlük verse ki öyle bir sistem cihazı. Aa hepsini bir anda görüyor. Ha ölüm anı bu detay bir ana, bir anda göreceksin. Sekerat bu. Evet. Sekerat anı bu. Yani hayalinde ne olmuşsun? Tasavvurunda ne olmuşsun? Taakkulünde ne olmuşsun? İzanında ne olmuşsun? İltizamında ne olmuşsun? İtikadında, vicdanında, zihninde, hissinde, latife-i Rabbaniye'de, latife-i insan. Ne oldunsa, arkadaşlar acayip bir şey bu. Ha? Ondan sonra hepsi bir anda aynı olacaksın. Ben bu beşeri çıkacak insan olacağım. Şu anda beşeriyetim örtüyor. Tek tekleri beşer yapıyor. İnsan olmak bütünselliktir o. Aa hepsi bir. Hepsi benim işte. İnsan olma bu. Bu komplesi benim ahiretim. Bu ahiret. Başka bir yer yok ki. Bu. Bunun çekirdek bunu diyor, ustad diyor bunu şeydir. Tenteneli perde. Bunun açılımı senin Rabbin, senin cennetin oluyor. Ve muşahhas seninle muhatap olan senin Azrail'in oluyor. Bunun karşıtı değil, karşılığı. Ya. Hasan abi bir sual sorabilir miyim? Özür ama mi? Ahiretin bir sebebi, bir özür hak nerede? Evet, evet. Ahiretin bir farklı tarafı var abi. Yani şöyle bir farklı tarafı var. Burada kazandıklarınla, yaşadıklarınla orada devam ettirme, ben genişletme. Burada şey evet, çekirdek, burada ağaç. Bu, tamam, buradan ne gördüysen odur ama
Burada bazı şeyleri beraber götürdüğünde orada sonsuzluk da yani seni bir yerde kayıt yapmışsan kayıtlanacaksın orada da. Ama sonsuzsan sonsuza devam. Yani sonu artı yok. Artısı yok bunun. Artısı şu. Bu olacak insan. Hocam dedi artısı yok mu? Var. Nedir o? Bu sistemin ihsanat-ı mahsusa, inayet-i hususiye, imdat, ihsanat, ne diyor? Üç taneydi. Onlar hariç. Yani Kur'an sana şefaat edecek. Artı olacak. Evet. Ustadların sana şey yapacak. Bir bıraktın hayır. Üç tane şey. Evlat, müessese, İnayet, eser. İhsanat, imdadat. İmdadat. Üçü. Ha. O, bu normal. Bu sistem. Ben sistemden bahsettim. O artı. Artılar olacak. Sana şahsi manevi ayrı bir şey verecek. Işıklandırma yapacak. O sana arkada ben birisine vesile olmuşum. Tamam mı? Şahsiyet-i maneviyeden hariç o Allah Resulü'nün şefaatini alacağım, sünnetini alacağım da alacağım yani diyor. Acayip bu. Saymaya kalksam bir saati bitiremem yani mesela. Sünnete uydun, ayakkabı ondan alacaksın. Kur'an'ı okudun, Kur'an canlıdır, ruhludur, sana şey yapacak. Birisine iman hakikaten ondan alacaksın. Namaz canlıdır, ruhludur. Sen mi bıraktın sen? O hadiste var ya. Tam cehenneme atılıyor adam. Tam atılırken yukarıdan aşağı adamı hemen tutuyorlar. Tutup tam düşünebiliyor musun? Tam düşerken bu tarafa alıyor. Sen kimsin ya diyor. Ben senin kıldığın namazı. Şimdiye kadar neredeydin diyor. Gafura diyor bunu. Bizimle alakası yok. Gafur o namazı öyle diyor. Neredeydin şimdiye kadar? Gafur. Maya için beni de sen son zamanda kılardın. Kaza yapıyorum. Beni, sen de beni dünyada son anda bırakırdın. Ben de seni son ana bıraktım. Hasan abi, şu Allah aşkına şu rüyamı anlatayım lütfen. Herkesin şahit olmasını istiyorum. Yeni mi? Yeni abi. Allah hayretsin. Beni babam hep ensemden öperdi abi. Hı. Allah rahmet eylesin. Amin. Hepimizinkisi. Oğlumu da ensesinden öperdi. Aynı ense, senin enseni öpüyorum gibi derdi. Ben de bugün oğlumu ensesinden öpüyorum. Aynı tad alıyorum. Rüyamda Hasan abi biraz kendimi kötü hissettiğim bir anda siz benim kafamı tutup çekiyorsunuz ve aynı şekilde ensemden öpüyorsunuz. Aynı. Öpen sizsiniz ama his babam. Ama siz öptünüz. Şimdi o az önce dediniz ya oradan çok mühitlendim. Çünkü kendime bazen şey yapıyorum. Sen de adam mısın? Diyorum yani. Hakikaten hak ediyorum bunu bazen ama o gelen var ya o dediniz ya bütün bir hayatı cemet o senin Azrail'indir ama işte o Azrail'in de bir sureti olacak ya. İşte hep onu bekliyorum abi işte. Ben de bir rüya görmüştüm bugün. Dün ve bugün anlattım. Siyaset zannetmeyin yani. Değil ya. O, çünkü içerisi siyaset yok. Başka bir şey de. Ama insan üzeri, insanları kullanacak. Bakın. Güya Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'ı Ravza-i Mutahara'dan Tayyip kaldırdı. Ravza-i Mutahara'yı taşıdı Allah Resulü'nün Ravza-i Mutahara'sı değil, Allah Resulü'nün naaşını, cesedini getirdi. Resulullah aleyhissalatü vesselam'ı ben daha yokum. 6 kişi, 5 veya 6 kişi getirdi ama bir ada. Fakat o ada ne olduysa kaydı, şey yapıştı Türkiye'ye. Yani ada Türkiye'ye yapıştı ama belli yani ada buraya yapıştı. Kaynak olmamış, çizgi var. Ama ada yapışmış ama tamam yapışmış, aynı oldu. Ha şimdi aynı, karınca geçer ya ama elmasa gibi. Şöyle bir meyilli böyle. Dağ. Acayip bir azametli dağ. Orada standart böyle klasik böyle kaliteli de değil. Böyle masa Tayyip orada oturuyor. Yamaçta biraz yüksekte hafif. Talimat veriyor. Ondan sonra fakat bir sarı entare giymiş. Beyaz var Araplarda ama sarı. Oturuyor. Öyle yapın böyle yapın. Ben de orada türedim. Bana da bir vazife verilmiş. 5-6 kişi, yedincisi benim. Ondan sonra Allah Resulü'nün gömmüşler, ben o zaman gelmişim. Gömmüşler, toprağı var ya böyle, de böyle, de böyle.
Böyle. Anladınız değil mi? Evet, evet. Yapmışlar. Ayağına şeyi diktiler. Tahtayı. Kafasına diktiler ama toprağı buradaydı. Diktikleri tahta arası boş. Aslında Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın kafası, kafa ama bu ayak değil. Kafası burada, ayağına doğru diktiler. Ayağı tamam. Kafası buradayken mezarı burada bitirdiler. E kafa var diyor. Tayyip diyor ki o kafası açık kaldı diyor. Yani kafası derken kafa gözükmüyor da. Ha, üst toprak örtülmemiş. Böyle olmamış. Toprak kapanmış ama düz. Orayı da ben yapayım. Kafayı ben tamamlayayım dedi. Dima. Aynen. Aşin dedi. Bu boşluğu var. Bu boşluğu ben tamamlayayım dedi. Tamam. Emir veriyor erkek. Tamam o tamam. Orayı da ben tamamladım. Böyle. Allah Resulü'nün şeyi. Böyle. Şeyi. Türkiye'ye taşınmıştı. Naşı Türkiye değildir. Abi niye sarı entare ama ayağa kalkmamıştı. Entare olduğunu biliyoruz ama sarı görüyorum. Böyle onu niye diyor kafasını orada açık kaldı onu tamamlayın dedi. Öyle. Hep o 5-6 kişi dedi. Bunu da ben tamamlayayım dedi. Onlar getirmişler, görmüşler. Bu işte benim. O bu kalan ufak bir parçayı da ben tamamladım. Kafasına toprağa o az kalmıştı kafasındaki tahtaya. Kafayı ben tamamladım. Kafa açıktı. Açıktı derken yani gözükmüyor. Anladınız değil mi? Evet evet. Mezarın. Üst şeyi o tarafta da uzamam. Ben yap. Ben tamamladım. Ben uzattım. Ne? Abi sarı entari nedir? Artık. Çok acayip. İçerisinde Allah Resulü var. Çok acayip. Ondan sonra. Fakat o kadar rahatım ki. Yani anlatamam ya. Şimdi de biraz hissediyorum öyle. İçim acayip böyle. Resulullah'ımızı, öyle diyorum, Resulullah'ımızı Türkiye'ye getirdik. Ondan sonra öteki taraf diyor ki, orası da bizim her taraf ama neyi Türkiye? Gitti, hiç böyle şey itiraz var bir şey yok. Getirilmiş. Ama neresi? Türkiye'yi bitiştirmiş. Türkiye tam değil devlet. Ama bu adaydı, bu ada buraya gelmiş. Ama depremin nasıl olmuşsa yapışmış Türkiye'ye. Ama bu toprakta. Türkiye'nin toprağı değil bu. Ama adaymış. Gelmiş buraya. Yapışmış. Hadi bakalım biraz gidelim. Medine'lik birleşecek mi? Evet, hadi bakalım. Bu kadar akli, tasdiki malumatları oldukları halde iman olmaması bu insanların, bu kadar şey yapıyor. Zihin devre dışı olduğundan. Aklı verileri zihin maneviyata dönüştürüyor, kalp de insana, imana dönüştürüyor. Zihin adeta diman bütünlüğünü, maneviyat, kalpte de iman, yani böyle yapıyor. Aklın bütünlüğünü maneviyata çeviriyor zihin. Ne olursa olsun insanın en temel yapısı aklidir. Ne kadar ne olursa olsun. Akıl o kadar değerli. Çünkü vahiy Allah'a muhatap olan tek sistemimiz. Akıl. Her şey bu merkezde oluyor. Evet. İş atacağız. Bitti. Sözler. Bir de düğünle konuşacağım bugün. Belki zamanı olan varsa beni götürebilir. Gideriz Sultan Bey'le. Beraber de gideriz. Sözler 115. Cenab-ı Hakk'ın ahirette harika, bunu daha inceleyebiliriz çünkü çok şey. İş atacağız da fazla şey yapmadık. Çünkü sözler, mektubat, demalar, şualar, onu bizzat ustadın kendisi. En ince detayına kadar şey yap. Cenab-ı Hakk'ın ahirette harika efallerini kalbe kabul ettirmek için ihsariye hükmünde ve zihni tasdike müheyya etmek için yani 18.3.2020'de Küçükçekmece'de yazılmış bu. Bir sene olmuş. Bir seneyi de geçti. Bir buçuk sene. Bir de okuyayım. Cenab-ı Hakk'ın ahirette harika efallerini yani ahirettekini nasıldır görmek mi istersin? Ne yapılacak? Vicdanına bak. Zihninize bakın diyor. Vicdanınıza bakın diyor. Haşir meydanının küçük provası, küçük numunesi neydi? Vicdan. Vicdan. Lef-i Mahfuz'un küçültülmüş şekli dima. Tamam mı? Arşın küçültülmüşü kalp.
Şeceri hilkatin küçültülmüşü ruh. Ha. Şimdi vicdan idi haşir meydanı. Arş-ı azam mı? Arş-ı azam da. Arş-ı azam. Şeceri hilkatın. Yok yok şeceri hilkatın de de. Arş-ı azam. Arş-ı azam. Ha, ruh. Şimdi çok garip yani. Zihni tasdike müeyyye etmek için. Atıyor aklı verileri. Bak bak bakalım. Zihin bunu tasdik edecek mi? Ne anladın? Acayip bir şey ya bu. Bak ne demiş. Kalbe kabul ettirmek için. Yani kalbe daha gitmemiş padişaha. Genel müdüre gitmemiş dosya. Araştırdı bilmem müfettişler şunlar bunlar. İstihbaratı yapılmış. Zihine verilecek. Ondan sonra kabul veya red kalp yapacak. Cenab-ı Hakk'ın ahirette harika efallerini nasıl yapacağız biz? Allah'ın hakikaten böyle efallerini kalbe hitap ediyor Kur'an. Bak bakalım sana zıt mı benim söylediğim diyor Kur'an. Ahirette şöyle yapacağım bir anda her yerde olacaksınız, her istediğiniz olacak. Böyle iddialar var ya Kur'an'da. Ya bu nasıl olacak ya? Duyanda böyle ters yani bir anda her yerde olacaksın, hiçbir yerde olmayacaksın. Her istediğin olacak, istemediğin olmayacak. Biz bu dünyada bunu Allah olarak biliyoruz da bir anda her yerde, hiçbir yerde değil. Her istediği olur, istemediği olmaz. Ama cennete giren böyle olacak insan. Bir anda her yerde olacak, hiçbir yerde olmayacak. İstediği olacak, istemediği olmayacak. Böyle bir şey teklif ediyor. Vicdana havale ediyor. Yani iman etmenin şeyi. Çünkü Allah ismi, Rahman ve Rahim isimleri isimdir. İsimdir yani. Mahiyeti zatiye değil bunlar. Esmadırlar. Şimdi bunu böyle bir şeyi nasıl kabul edecek? Diyor ki akla bu veli verdi ayet. Dur diyor hemen acele etme. Siz diyor vicdanınıza bir isare yapın. Araştırın bakalım vicdan yani zihninize. Bir oraya atın bakalım. Bu ne diyecek o tarafınız? Sonra efendi kabul ve reddetsin. Kalp. Bak Cenab-ı Hakk'ın ahirette harika efallerini kalbe kabul ettirmek için ihsariye. İhsar hazırlama hükmünde, araştırma hükmünde zihni tasdike müheyya etmek için. Ha. Maneviyat tasdik sistemi. Diman tasdike ayrılmış. Bakayım ne anlamış. O zaman 1,5 sene önce. Diman taakkulu. Dimada taakkul, tasdik, izan, dan, iradeye. Yani zihni bütünse vicdan aşağı inecek ya. İzandan iradeye indi. İradeden zihne iniyor. Tasdiktekini maneviyat dönüştürme sistemi zihindi ya. Adeta maneviyata geçişin berzahı zihin. Nasıl ki bir dimağın berzahı taakkul olduğu gibi. Taakkul berzahtı ya. Taakkul. Yani dimağın berzahı nedir? Bir taraf ya. Tarafı yok. Taakkul. Ha, diman vahiy geldiği zaman iki tarafa da açık. Küfre de var, vahiye de var. Şeyin de, vicdanın da berzahı zihin. Hasan abi, zihnin tasdik ettiği bir şeyi kalbin kabul etmemesi mümkün müdür? Yani bilmiyorum daha. Gafur bir şey. Çünkü çok büyük bir iddia bu. Yani çok ciddi bir şey yani. Kalbi ve zihni okumak lazım. Hani bu dersler hep nereye götürüyor bu sorun? Ya çabuk aklı bitirin de vicdana inin, aşağı inin ya. Acele olur bir şey desem. Tabii bir şeyler söylerim yani. Bilgilerimi kullanırım ama ben bile tatmin olmam. Ama ne yaparım? Rüştü abinin ahlak o. Bir şey sorulduğu zaman şöyle yaparmış. Hani böyle kaynatada. Ahi derdi. Kim oldu İsmail abiye? Bunun hakkında bilgim var. Ama ben bile tatmin olmam. Araştıracağım. 10-15 gün sonra cevap vereyim. Hep zaman isterdi. Ve araştırdım. Sonra böyledir derdi. Abi yılbaşına Allah izin verirse inşallah herhalde vicdanla gireceğiz. Şey mi? Arnavutköy mü? Yok. Ne? Dönem olarak, tarih olarak Ocak ayına sanki vicdanla gireceğiz gibi bir his var, bir koku var. Allah Allah. Buraya da gibi. Yok yani bilmiyorum. Buraya da ona şey şartı. Yani vicdan dersi yapacağız gibi artık. Vicdana girmemiz lazım onlara. Ha vicdanı kastediyor. Biz şu an zaten. Ha bak zaten girmişiz diyor. Ha evet.
Zihin vicdanda. Evet. Evet. Aklın, akılla ne farkı var diye girmiştik. Oysa girmişiz ha. Bak şimdi fark ettim. Vicdana girmişiz. Bir şey yönlendiriyor abi ya. Aha bak ilk defa duydum ha. Vicdana girdiğimizi ilk defa duydum şimdi. Ve şaşırdım biraz. Vicdana gireceğiz dedim. Oysa girmiş. İman da edeceğiz biz inşallah. Çok ağır. Hem hafif hem çok ağır. Girmişiz ha. Vallahi ilk defa fark ettim ha. Vicdana girmişiz dedi. Ya anlamamışım ben. Bir koku var, bir koku var. E şimdi sen akılla mı bunları yazdın? Allah Allah. İlk defa. Demek girmişiz. Arkadaşlar kılacağız namazı. Sonra. Sözler 116. İşte şu sayfayı bitirdim mi, şey bunu okudum mu tamam. Tamam. Daha şey yok. Şu son okudum son. 116. Son. Düğünde de, kardeşin düğünde de konuşayım. 116. İşte şu ayetler haşrın kabulüne hep bak hele. Öteleri kabulü akla vermiyor gafur. Evet vermiyor. Ama yukarıda dedi ki Allah şöyle yapacak, haşir meydanında böyle yapacak, sırat köprüsünde böyle yapacak, cennet cehennem şöyledir böyledir. Tamam da ben bunu nasıl kabul edeyim? Dur diyor. Onu diyor İsa'yı hükmünde araştır, tahkik et bakalım olacak böyle uygun mu değil mi sana? Zihni tasdik ettir bakayım. Evet zihni tasdik etmesi lazım. Bak şimdi öteleri tasdik makamında bulunuyor zihin. Aha burada da tasdik. Onun cevabı da var orada. He? Onun cevabı da var. Burada onun sorusunun şey. Ha burada mı var şu anda? Evet, aynen orada. Okuyayım o zaman dur. Bakayım. İşte şu ayetler haşrın kabulüne zihni müheyya etti. Ha. Aklı değil bak zihni müheyya etti, hazır etti. Yani hayatlandı yani. Müheyya demek. Onu Hazreti onayladı manasında değil. O konuda hayatlandı. Tamam mı? Şöyle olabilir mi? Dimağda tasdik, vicdan, zihinde kabul, kalpte iman. Oo evet güzel. Gibi oluyor. Evet güzel. Aynı. Sanki dimağda da şöyle biz tasdiki kabul gibi düşünüyorduk da tasdik aslında sadakte doğrulama. İzanda sanki gene kabul oluşuyor. Yani evet. Surette, surette, ona dönüşmek diyelim. Surat hakikat. Nasıl biraz önce dediğim gibi yani. İrade böyle bir tercih gibi gözüküyor ya çıplak manada. Oysa kendisi enerjidir, canlı ve ruhludur. Yani tasdik, akıllıdır irade. Tasdikle kabul başka bir şey. Evet, evet. İrade akıllıdır ha. Aslında ayyun ne demekti taayyun? Taayyun orada ortaya çıkmak, ayağın olmak. Tamam, zihin. Teşahhus neydi abi? Şahıstan hüviyete bir gimbiydi. Kalp işte, iman. Şimdi biraz dur. Kalbin sorun cevabı burada bak. Evet. İşte şu ayette bir bitireyim. İşte şu ayette haşrın kabulüne zihni müheyya etti. Kalbi de hazır etti. Çünkü nezarını dünyevi efal ile de gösterdi. Ha, şimdi ne anladık? Zihni çalışan haşi onaylıyor, kabul ediyor ve bir ileri mahallesi de, bir ileri mertebesi de kalpte iman oluyor. Haşin kabulünü zihin yapıyor. Haşrin. Çünkü öyle diyor burada. Haşin kabulüne zihni müeyyâ etti. Haşir ikinci dirilmeyi kabul eden zihinmiş. Ama akılla ifade ediyoruz. Burada sari bak. Haşrin kabulüne zihni müeyyye etti. Haşrin kabulüne zihni yapıyor. Akıl çok iyi çalışsa da zihni çalışmasa ahiret onaylanmıyor. Ama muhatap ilahi ise akıldır, dimağdır. Çok güzel oldu. Yani çok bereketli gidiyor. Evet. Çok şükür. Yani bugünkü zihin çok güzeldi. Ben keyif aldım. Çok şükür. Cenab-ı Hak bununla haklanmayı bize nasip eylesin. Amin. Burada beraber ettiği gibi orada da beraber etsin. Amin. Böyle lafı güzaf olarak söylüyoruz ya. Ya Rabbi. Ya Rabbi. Allah'ın hatırına böyle söylediğimiz o laf var ya beraber olmayı. Ya Rabbi sen söylettirdin. Benim şuurum var ve yok.
Esma'dır bu. Esma'nın cilve cemalini nakş isteyen. Esma'nın cilve cemalini nakşını vesile yapıyorum. Bunun aslı sende Esma. Ya Rab onun hürmetine kabul eyle duamızı. Bizi birbirimizden ayırma. Bu hakikatte ayırma. Talebi ulum unvanıyla. Risale-i Nur talebesi kisvesiyle. Göç etmeyi, teris olmayı nasip eyle ya Rabbi. Allah'ım, Allah'lığın hatırına tanımlayamadığımız, tanımlamak istemediğimiz, utandığımız günahlarımız var. Şunu şunu affet diyemiyoruz ya Rabbi. Sen biliyorsun. Ya Rabbi bu Risale-i Nur'un şahsı manevisi hürmetine yüzümüze vurma, gösterme. Affet, aha bunu da affettim deme ya Rabbi bize. Meccanin hiç sormadan affet, gösterme bize. Bunu bize söylettiriyorsan, bunu demek ki sen kastetmişsin. Ben kabul etmeyeceğim duayı mümin kulumun ağzına vermem buyuruyorsun. Allah'ım bu sözünde, bu sözünün hakikatını bizde tahakkuk ettin. Vahir davahım enilhamdülillah rabbil alemin. El Fatiha'tıma selamu aleyküm.